Birkaç dakika bekleyip başlayabiliriz hocam. Hoş geldiniz Korgun hocam. Sizi görmek çok güzel. Mukabele hocam, mukabele. Nasıl hocam? Pandemi koşulları normale döndü mü orada? Her şey eskiye döndü mü? Biz pandemi yok gibi davranıyoruz yaklaşık 2 aydır. Normalde bir şey yoktu. Biliyorsun, ben geçen MR Derneği toplantısına geldim. Türkiye'de çok daha fazla uyuluyor kurallara. Maskeydi, efendim mesafeydi, çok daha fazla uyuluyor yani buraya göre. Maalesef çok daha az. Evet, bugün Türk Nöroradyoloji Derneği Nöroradyoloji Akademisi toplantısında birlikteyiz. Konuşmacımız Texas Southwestern Medical Center Children's Health Radyoloji Departmanı Pediatrik Nöroradyoloji Direktörü Profesör Doktor Korgun Koral. Hocam tekrar hoş geldiniz. Oldu, teşekkür ederim. Hoca gelişimsel sikler malformasyonları ile ilgili bir konuşma sunacak bugün. Öncesinde ben birkaç dakika hem herkesin toplanması adına hem de format dahilinde hem İzmir hem de Ege Üniversitesi ile ilgili birkaç slaytlık bir sunum paylaşmak istiyorum sizlerle. Evet, İzmir biliyorsunuz meşhur saat kulesi simgesiyle başlamak istedim slaytıma. Ama tabii saat kulesinden önce çok daha eskilere giden bir tarih var İzmir'de. Birazcık ondan bahsetmek istedim birkaç slaytla. Bu illüstrasyonu tabii mitolojiye özellikle aşina olanlar bilirler ve öyküyü de bilirler. Bu Homeros'un Odisea destanından bir çizim. Öykü şöyle, Truva Savaşı'ndan, 10 yıl savaşlarından sonra Kral Odysseus savaşı kazandıktan sonra İtaka'ya yani evine dönmek ister. Evine dönmek için yola çıkar. Normalde bu yolculuk 2-3 hafta sürecek bir yolculuktur. Fakat tabii yolda birçok badirelerle karşılaşır. Bir adada 10 yıl kadar esir tutulur. O esaretten kurtulduktan sonra yoluna devam etmek için tekrar gemisiyle yola koyulur. Fakat yolu üzerinde tam İzmir Körfezi'nin kuzeydoğu kıyılarında eski adıyla Fokaya, bugünkü adıyla Foça dolaylarında Siren Kayalıklarını bilir ve bu Siren Kayalıklarında yaşayan sirenlerinin ününü duyar. Bunları aslında tabi bu sirenler bu illüstrasyonda gösterilen yarı kadın, yarı kuş yaratıklar çok güzel sesleriyle bütün denizcileri ve gemicileri büyüleyip gemileri o bölgeye çekiyorlar. Buradaki kayalık yapıda bütün tekneler maalesef parçalanıyor. Bunun için bir formül geliştirir Kral Odysseus. Ne yapar? Buradaki çizimde gördüğünüz gibi bütün kürek mahkumlarının kulaklarına bal mumu tıkar. Kendini de direğe bağlatır ve bu sayede gemi dümencilere ve kürek mahkumlarına komut veremeyip kendi sesleri dinleyerek bu kıyıları, bu güzel kıyıları görerek geçer. Bunlar da bu bahsettiğim Foça'daki Siren Kayalıkları'nın fotoğrafı. Tabii bu öykü çok ünlü bir öykü. Bütün dünya edebiyatına hatta mitolojisine konu olmuş bir öykü. Buradan da yola çıkarak aslında çok bilindik şeyler var. Mesela çok bilinen bir kahve zincirinin simgesi bu siren canlıların ya da siren kızlarından esinlenmiştir. Bu da hepimizin bildiği bu zincir markanın logosu. Evet, İzmir eski İzmir İzmir'in eski tarihten bahsetmek gerekirse İzmir çevresinde ve şu anki İzmir'in sınırları içerisinde
Birçok şehir var. Bir tanesi bugün Çandarlı bölgesi yakınlarında. Foca'ya biraz önce bahsettim. Foça, Simirna, Eski İzmir, Bayraklı dolaylarında. Klozomenai, Urla dolaylarında. Milet'i biliyoruz. İasos gene Milas, Milas'a yakın. Teos, Seferihisar, Sığacık dolaylarında. Bu şehirlerin birçoğu Samos ve Kios şu an biliyorsunuz Sisam Adası ve Sakız Adası'nda. Ama İzmir bölgesine yakın ve İzmir bölgesi içerisinde dönemin çok ünlü yerleşim yerleri. Eski İzmir, yani eski ismiyle Simirna, Körfez'in kuzeydoğusunda yaklaşık 100 dönümlük bir alanda kurulmuş. Eski tarih bilgileri M.Ö. 3000 yıllarına kadar gidiyor. Fakat buradaki nüfusun çok artması dolayısıyla M.Ö. 4. yüzyıl ortalarında hepimizin bildiği Kadife Kale'nin eteklerinde İzmir Agorası dolaylarında yerleşim başlıyor. Bu sütunlar ve kalıntılar İzmir Agorası'nın görüntüleri. Bugün artık Konak'taki katlı otopark burada gözüküyor resimde arkada. Hemen arkasında ortaya çıkarılmış birçok yerleşim yerine ait kalıntılar. Tabii İzmir'de birçok uygarlık hüküm sürmüş. Helenistik dönemde Büyük İskender sonrasında Bergama'nın merkezi olduğu Pergamon Krallığı. Daha sonra M.Ö. 1. yüzyıldan itibaren uzun bir Roma İmparatorluğu ve daha sonra 395 yılından itibaren Bizans İmparatorluğu hüküm sürdüğü dönemler var. Daha sonra kısa dönemler için Cenevizler, Rodos Şövalyeleri, Aydınoğulları ve 1422 yılı sonrasında yine uzun bir süre devam edecek Osmanlı İmparatorluğu egemenliği başlıyor İzmir'de. Birkaç eski fotoğraf paylaşmak istedim sunumda. 1890 yılında bugünkü Alsancak Garı'nın görüntüsü. Yine 1800'lerin sonlarında, 1900'lü yılların başlarında bugün gümrük olarak bildiğimiz Konak Pasaport arasındaki bölgenin görüntüsü. Yine aynı dönemlerde 1900'lü yılların başlarında bugünkü Kordon'un görüntüsü. Evet, İzmir'in simgelerinden, simge tarihinden, onların tarihinden birazcık da bahsetmek istiyorum. Saat kulesi 1901 yılında Sultan II. Abdülhamit'in tahta geçişinin 25. yılı sebebiyle mimar Raymond Charles tarafından inşa edilmiş ve bugün gerçekten şehrin simgesi konumunda. Ortadaki resimde tarihi asansör binasını görmekteyiz. Asansör binası 1907 yılında İzmir'de yaşayan Musevi cemaatinden Nesim Levi tarafından inşa edilmiş. Tabii bugün o bölgenin ayrı bir anlamı da var. Çünkü asansörün yer aldığı sokak İzmir'de yaşamış, o sokakta yaşamış ünlü müzisyen Dario Moreno'nun adıyla anılıyor. O da şehrin simgelerinden biri olmuş. Sağ alttaki resim ise pasaport iskelesi. Bugün hala kullanımda olan bir kısmı modernize edilmiş, bir kısmı eski bina korunan pasaport binası. Ve pasaport iskelesinin neden ismi pasaport? Onu da burada söylemek isterim. O dönemde İzmir'de yaşayan oldukça kalabalık bir yabancı nüfus var. Özellikle kapitülasyonların başladığı dönemden sonra İzmir'in ticaret alanında çok gelişmesi ve İtalyanların, Fransızların bu bölgede yaşamaya niyetlenmesi sonrasında pasaport işlemleri için bu bina yapılıyor. Osmanlı'nın pasaport müdürlüğü aslında burası, Osmanlı döneminin. Ve o yüzden de ismi hala pasaport iskelesi olarak geçiyor buranın. Daha sonrasında maalesef tabii işgal dönemi geliyor İzmir'in. 15 Mayıs 1919'da işgal dönemi başlıyor ve o gün resimde gördüğümüz gazeteci Hasan Tahsin ilk kurşunu atarak bugün de Konak'ta yer alan ilk kurşun anıtının isminin verildiği gazeteci Hasan Tahsin'in Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış oluyor. Ve bu savaş yaklaşık 3 yıl sürüyor. 3 yıl sonunda 9 Eylül 1922 yılında Türk ordusu tekrar İzmir'i geri alıyor. Atatürk'ün İzmir'i kurtuluşunda hükümet binasında halkı selamlayışına ait görsel ve o gün söylediği söz İzmir'le ilgili. Bütün cihan işitsin ki efendiler artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır diyor Ulu Önder Atatürk.
Ve hemen 2-3 gün sonrasında 12 Eylül 1922 tarihinde çok büyük İzmir yangınının görseli. Yangın sonrası Alsancak, Kordon ve Gümrük bölgesinin fotoğrafı burada paylaşmak istedim. Daha sonra erken Cumhuriyet döneminde tabii bu yaralar yavaş yavaş sarılıyor. Bazıları aslında oyun olarak, bazıları yeniden yapılanan binalar ama erken Cumhuriyet döneminde büyük oranda aslını koruyor İzmir mimarisi ve görselleri. Bu da 1950'li yıllara yaklaşırken Türk filmlerinden aşina olduğumuz kordon görüntüsü, sağ üstte Karşıyaka iskelesi ve nostaljik vapur görüntüsü. Bu da şu anda artık değil ev arabayla bile girmeye zor cesaret ettiğimiz Çeşme görseli. O yıllarda ne kadar boş ve sakin olduğunu görebiliyoruz. Gene 1950'li 60'lı yıllarda Saat Kulesi, o sırada iskele hemen kuleye yakın alanda yerleşimli ve Karşıyaka, İzmir Karşıyaka sahilinin bir görseli. Tabii zaman içerisinde 70'li 80'li yıllara gelindikçe maalesef bu güzel binalar yavaş yavaş yerini çirkinleşen bu yüksek katlı binalara bırakıyor ve İzmir yavaş yavaş bugünkü görsel görüntüsüne kavuşuyor. Bu Cumhuriyet Meydanı günümüzün görüntüsü, hemen kordon gezi ve rekreasyon sahası. Bugün Bayraklı'da artık yeni iş merkezleri ve yükselen binaların bir görüntüsü ve bu da güzel yılı Göztepe tarafına ait bir fotoğraf. Birazcık da bir iki slide'da da Ege Üniversitesi ve bizim Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bahsetmek istiyorum. Ege Üniversitesi 1955 tarihinde Tıp ve Ziraat Fakülteleri ile Türkiye'nin 4. üniversitesi olarak kuruluyor. Tabii zaman içerisinde birçok fakülte, enstitü, yüksekokul ekleniyor buna ve bugünkü geniş ve donanımlı haline kavuşuyor. Yaklaşık 56 bin lisans ve ön lisans öğrencisi, yaklaşık 10 bin lisans üstü öğrenci, oldukça yüksek sayıda öğretim elemanı ve personelle öğretim eğitime devam ediyor. Bu da ilk kurulduğu yıllarda 55-60 dönemlerinde Ege Üniversitesi kampüsünden görseller. Şimdiki stadın kapalı spor salonunun olduğu alan ve Fen Fakültesi'ndeki laboratuvarlar. Bu da o yıllardan bugüne halen kullanılmakta olan rektörlük binamız. O da Bornova Merkez'de eski bir köşkün görseli. Bu da üniversite kampüsünün bugünkü görseli. Bornova Merkez'de yaklaşık 3500 dekarlık bir alanda eğitim devam ediyor. Tıp fakültemiz ilk şu anki hastane binasına 70'li yılların başlarında taşınıyor. Şu anda 43 ana bilim dalı, 44 bilim dalı, 1800 kadar yatak kapasitesi, 36 yoğun bakım, 16 ameliyathane birimi ve 68 ameliyathane salonuyla eğitim devam ediyor. Evet hocam, benim İzmir'le ilgili paylaşmak istediklerim ve Üniversitesi'yle ilgili paylaşmak istediklerim kısaca böyle. Şimdi sözü size bırakıyorum. Zevkle siz dinliyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Ben ekranımı paylaşmaya çalışayım. Bu size de oluyor mu bilmiyorum. Böyle heyecanla dinliyorum konuşmaları. Ondan sonra tam paylaşmaya gelince böyle bir şaşırıyorum. Nasıl paylaşacağımı unutuyorum yani. Şeyde bakalım. Yapabilecek miyiz ona? Demin paylaşmıştık ama. Buldum. Tamamdır. Oradan şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Herhalde paylaşmayı başarmış olmam lazım. Evet hocam. Şeyi de büyütelim. Cenk hocam çok teşekkür ederim bu güzel sunum için. Formatı da çok, ben Turgut hocama herhalde katkısı olmuştu formatın belirlenmesinde. Çok yararlı oldu. Sizinle daha önce tanışmadık. Umarım kısa zamanda şahsen de görüşeceğiz. Tam benim ilgimi çeken konularla başladınız. Biraz da yani bizim gibi büyük bir kara parçasının ortasında yaşayan insanlara kötü geldi bu kadar deniz ve tarih görmek. Az önce sizinle konuşma öncesinde kısa bir sunumları test ederken sunumunuzun içeriği hakkında azıcık fikrim oldu.
Hani İzmir'le yarışmak imkansız. Ama ben de yine bir iki tane slide ekledim kendi şeyime. Sizinle son konuşmamızdan sonra bir iki slide ekledim. Yine yarışmamızın niye imkansız olduğunu daha iyi anlatabileceğim herhalde. Tekrar bu güzel ne diyeyim davet için Turgut Hoca'ya teşekkür ederim. Umarım katılanlar pişman olmazlar. Bu da bizim şeyimiz, ne derler, üniversite hastanelerinden bir tanesi. Nispeten işte yeni olan 5-6 yıllık bir hastane bu. İnanın fotoğraflar gerçekten çok daha güzel. Onu da söylemeliyim ben, çok başarılı çekiyorlar fotoğrafları. Bu da bizim çocuk hastanesinin bir bölümünün görüntüsü. Şimdi Cenk Hoca çok güzel İzmir'in antik çağdan beri tarihini anlattı. Buranın tarihi kısa, yani yok gibi benim yaşadığım yerin tarihi. Ama yine dayanamayıp bir şey yaptım, bir video seyrettireceğim. Bizim tarihimiz bu yani. Seyredelim, sonra konuşalım. Şimdi uzunca video sonuna kadar oynattım Cenk Hocam. Onun nedeni de şu: herkesin favori bir aktörü ya da aktrisi olduğu için haksızlık etmek istemedim. Sanıyorum bu videoda son gösterişim olur. Çünkü yaş itibariyle bu dizinin Türk ne diyeyim, Türkler üzerindeki etkisini hatırlayanların sayısı giderek azalacak yıllar içinde. Ben bile son nesli dahilim. Şöyle bir soruyu da başlayalım. Yani istiyorsanız siz cevap verin hocam. İstiyorsanız chat'e yazsın arkadaşlar. İlk bölüm Türkiye'de ne zaman yayınlandı, hatırlayan var mı acaba? Daha olsun ilk bölümü. Ondan sonra da konuşalım. Hocam ben yetkin değilim sorunun cevabı için. Bunu söyleyebilirim. Burada Turgut Hoca hatırlar ama Turgut Hoca şey olabilir, sesi açık olmayabilir. Bakayım, chat'i merak ettim gerçekten, şimdi chat'ten yazan var mı diye. Evet, ben çocuktumlar var. Evet. Ceyar'ı görenler olmuş. Cem hocam Ceyar diyor. Evet, tabii Ceyar'sız olmaz. Şimdi Ceyar'ımız var. Bravo. Osman hocam bu konuya da hakim. Evet. Ben Mart 1980 diye hatırlıyorum ama Levent hoca 2 Nisan 78 demiş. Yok. O şey, o Amerika hocam. Google'dan bakmışsınız ona. Ben Türkiye'ye sormuştum. Türkiye'de Mart 1980. Her neyse. Böyle bir şey işte, Dallas'ın Dallas'ı var yani. Yani öyle şey yapayım dedim. Öyle başlayayım dedim. Tabii 80'lerde de ben de burası da bir hayli büyüdü. Herhalde 4 katına falan çıkmıştı şehrin büyüklüğü. Şimdi benim bu konuya böyle başlamam nedeni aslında biraz da belli. Yani konu şey bir konu. Anlatması kolay bir konu değil. Açıkçası benim anlamam da kolay olmadı bu konuyu. Bu materyali ben aslında yaklaşık yarım saatte şey yapabiliyorum. Anlatabiliyorum ama yarım saatte anlatınca çok çok hızlı oluyor. Ve sanıyorum çok fazla etki olmuyor istediğim gibi. O yüzden birazcık yavaş anlatacağım. Biraz da bu formatın ne diyeyim, bana uygunluğundan yararlanarak arada yaklaşık 4-5 dakikalık bir yan yola sapıp birazcık tarihten falan da bahsedeceğiz sunumun ortalarına doğru. O bölümle ilgilenmeyenler artık kayıtta falan daha sonra dinlerlerse o bölümü atlayabilirler. Ya da yani hangi bölüm isteyen, kim hangi bölüm istiyorsa o bölümü seyreder kayıttan. Disrafizm demek parçaların tam olmayan füzyonu demek. Yani olması gereken şey, beklenen şey bu işte vücudun iki yarısının tam olarak ortada birleşip tamamlanması. Bu spinal distrofizmlerde, yani isim böyle çok hani insanı korkutan bir isim gibi geliyor da hiç öyle bir konu değil aslında. Şöyle yaklaşık işte bu ekrana sığmayacak kadar, hop şey yaptık geçtik ama neyse, ekrana bile sığmayacak kadar çok olan bir şey.
ne derler, listesi olan bir hastalıklar grubu. Ama bir yöntem oturttuğumuz zaman, bunu da sanıyorum başaracağız biraz sonra, bir yöntem oturttuğumuz zaman bunların ne olduğunu çok rahat şekilde tanımlamak mümkün. Hiç öyle yani benim öğrenmeye çalıştığım zamandaki kadar korkunç değil. İşte dersin ya da konuşmanın her neyse en ne diyeyim zorlayıcı, anlatması da dinlemesi de zorlayıcı bölümü bu. Ben de hasbel kadar yıllar içinde yani bu dersi dinledim başkalarından. Sonuna kadar dinleyip bitirdiğim nadirdir yani. Hani, o yüzden kimseye ayıplamam eğer bu dakikalarda bir zayiat olursa. Birkaç dakika sonra geri gelin yani şey yaparsanız bu bölümü dinlemek istemiyorsanız. Ama nispeten önemli. İşte embriyolojide ilk günlerdeki, postkonsepsiyondaki ilk günlerdeki çok hızlı büyümeyi gösteren bir fotoğraf bu. Ve 23. günde dikkat ederseniz 4 milimetrelik işte bu işte baştan popoya kadar olan uzunluğu, crown rump length uzunluğu denen uzunluğa alışılıyor yaklaşık işte 4 milimetre 23. günde. Ve işlerin çoğu da bu spinal cord gelişiminde, daha doğrusu santral sinir sisteminin gelişimindeki işlerin çoğu da bu erken dönemde oluyor. Birinci bölüm bu gastrulasyon diye, biraz da söylemesi zor bir şey ama sonuçta gastrula denen şey bu tek hücreli yapıdan, işte iki hücreli, dört hücreli her neyse, blastula, morula, şöyle şey yapalım, morula önce tabii ki bu duta benzetilen şey, efendim küresel hücre kütlesi. Daha sonra içi boşalınca blastula ismini alıyor ve daha sonra da böyle bir efendim yapraklı hale ulaştığı zaman da gastrula deniyor ona. Gastrulasyon denen şey, deminki slide'da biraz hızlı geçtim. Bu iki tabakalı embriyonel diskin üç tabakalı hali geçmesine gastrulasyon deniyor. Başlangıçta efendim endoderm ve ektoderm var. Daha sonra işte mezoderm oluşuyor. Ve bu üç tabakalı yapı gelişecek olan fetüsün organlarını oluşturuyor. Bu görüntü hatırlarsınız, bu meşhur embriyoloji kitabından, Langman'ın embriyoloji kitabından böyle bir koronal kesit. İşte üstteki kese amniyon kesesi, alttaki kese yolk kesesi. Arada da embriyonel disk var. İşte bu üstte amniyona bakan yüzeydeki şey ektoderm. Efendim yolkun etrafındaki de endoderm. Daha sonra işte endoderm, ektodermin içine doğru gelecek. Mezoderm de kasları, kemikleri vesaire oluşturacak. Böyle söyleyince de çok basit oluyor ama yani ne yapalım? Şey bu, bu kadarını anlıyorum ben de zaten. Şimdi nörülasyon denen şey de ikinci aşamada olan şey, bu gastrülasyondan sonra gastrülasyon ikinci, üçüncü haftalarda. Primer nörülasyon üçüncü, dördüncü haftalarda oluyor ve aslında birbirinin üzerine de biniyor yani. Üçüncü hafta ortak gibi. Bunda olan şey santral sinir sisteminin çok büyük bölümünün oluşması. Yani işte beyin, efendim ventriküller ve spinal cordun çok büyük bölümü oluşuyor primer nörülasyonda. Bu da işte anormalliklerin çoğunun olduğu safa. Yine deminki görüntüyü hatırlarsanız işte yolk kesesi, üstte amniyon kesesi, aradaki üçlü embriyonal disk. Şimdi bir tane şey yapacağız, bir kesit göreceğiz. Bu amniyotik keseyi kesmişler ve onun üstünden bakacağız. Bu şeye bakıyoruz, embriyonal diske bakıyoruz üstten. Bu şey, fetüsün, daha doğrusu bu aşamada embriyonun kraniyal bölümü. Bana yakınlanan ekran sağ tarafındaki bölümde kaudal bölümü. Bir tane şey oluşuyor, çizgi oluşuyor. Bir primitif çizgi diye bir yarık oluşuyor şeyin embriyonal diskinin ortasında. Ve bu yarığın daha böyle kraniyaline doğru bölümünde bir meşhur Hansen düğüm var. Hansen nodu var. Ve bu düğümden içeriye hücreler göç etmeye başlıyorlar. Şurada okla gösterilmiş. Dikkat ederseniz şeyin altına doğru, bu endodermin altına doğru, pardon ektodermin altına doğru hücreler göç etmeye başlıyor. Bu da bir scanning elektron mikroskopi fotoğrafı. Şimdi tek bir tabaka gibi görüyoruz bu şeyde, bu aşamada. Bir sonrasında artık şey oluşmuş, bu primitif yarık denen, primitif strip denen şey oluşmuş. Ve etrafındaki hücrelerde bir kalınlaşma, bir böyle bir çoğalma var. Daha sonra bu efendim yarığın iki dudağı birbirine doğru yaklaşıyor. Ve bu aşamada artık dudaklar birbirine birleşmiş ve bir tüp oluşmuş. Bunun meşhur nöral tüp lafı da buradan geliyor. Bu bir silindire, bir tüpe benzediği için buna nöral tüp deniyor. Ve onun hemen önünde aslında bu prosesi rehberlik yapan notokord var. Bu notokord da hemen şeyin, nöral tüpün daha anteriöründe bir yapı. Burada da artık bu şey, nöral tüp
deri ektodermiden ayrılmış. İşte bu ayrılma hikayesi de bu disjunction, yani şeyin deri ektoderminin nöral ektodermin ayrılmasına yani İngilizce disjunction deniyor. Eğer ayrılma gerçekleşmezse ona da işte non-disjunction, ayrılma, kötü ayrılma, hatalı ayrılma prosesi deniyor. Bütün bu orta hattaki spinal disjunktizmlerde bu prosesin hatalarından kaynaklanıyor. Nöral tüpü göstermişiz ve şey, notokord. Bu biraz erken konuştum bunu. Bu ayrılma sürecinden bahsettik. İşte ortadaki yine nöral tüp, bu da şey, ne derler, yüzey ektodermi ve arada artık kaslar, kemiklerde şeylerden oluşuyor, somitlerden oluşuyor, mezodermden oluşuyor. Şimdi spinal kord gelişiminde gastrulasyondan konuştuk, primer nörülasyondan konuştuk. Bir de sekonder nörülasyon diye bir şey var. Sekonder nörülasyon spinal kordun çok küçük bir bölümünü, bu conus medullaris'i, film terminali'yi oluşturan proses ve bu şeye göre, primer nörülasyona göre daha disorganize bir proses. Şimdi ona bakalım kısaca, bu biraz daha geç, 5. 6. haftalarda, yine de çok erken şeye göre tabii ki, yani bütün gestasyonu düşündüğümüz zaman. Bunda oluşan şeyler söylemişiz, film terminali, conus medullaris'in ucu ve terminal ventrikül, bu sekonder nörülasyonla oluşuyor. Hemen kısaca ona da bakalım. Bu nöral tüp daha kraniyalli bir yapı. Bu kaudal kütle, hücre kütlesi denen şey, hücre kütlesi daha kaudalde. Ve beklenen şey şu, bu hücre kütlesinin zaman içinde böyle şey olması, ne derler, içinde bir lümen oluşması ve bu lümenin nöral tüpün lümeniyle hatalı şekilde birleşmesi ve buna bağlı olarak da conus medullaris'in ve film terminallerinin başarılı şekilde oluşması bekleniyor. Dediğim gibi aynı zamanda olan prosesler değil bunlar ve bu biraz daha hataya çıkmış olduğu için o bölgenin işte film kalınlaşmasını, yağ oluşumu, lipom oluşumunu falan görmemizin nedeni böyle açıklanıyor. Bu prosesin farklı bir süreci, kötü Türkçe oldu. Bu prosesin farklı olması şeyden, yukarıdaki prosesten. Bu terminal ventrikülden de lafı geçmişken hemen bahsedelim. Bu ne diyeyim, özellikle hani yeni bu kavramları öğrenen insanların çok kullanmayı sevdiği kavramlar. Terminal ventrikül aslında santral kanalın çok küçük şekilde genişlemesi. Bir şey de yok, bir ölçüsü de yok yani. Yani şu kadarın üstü terminal ventriküldür diye en azından benim kullandığım bir ölçüsü yok ya da meslektaşlarımın kullandığı bir ölçüsü yok. Şey değilse eğer, conus medullaris genişletmiyorsa ve yani çok da yukarı çıkmıyorsa şeyin içinde, spinal kordun içinde terminal ventrikül diyebiliriz ona. Eğer ekspansiyon neden oluyorsa o zaman syrinx'i düşünmeye başlamak lazım. Bu anlam olmayan bir gözlem, terminal ventrikül anlam olmayan bir gözlem. Ve bu işte aynı şeyin aksiyallik görüntüsü. Ve bu çok eski bir yazı tabii. Neredeyse kaç yıl olmuş? 20, evet yani 26 yıl olmuş yayınlanalı. O zamanın teknolojisiyle işte şöyle bir oran vermişler, yaklaşık %2,5 falan gibi. Yani bugünümüzde artık yani KIS'le ya da işte TROFUS'le falan bakılsa, yani bilmiyorum, hiç yeni bir şey okumadım da bu konuda, herhalde bundan çok daha yüksektir terminal ventrikülün görülme sıklığı. Önemli olan bir şey değil. Bu da yine benim asistanlara çok sormayı sevdiğim ve cevabının beni her zaman ne diyeyim, elendirdiği sorulardan bir tanesi. Bu şey yani biraz da ben hani radyolojiyi basitleştirerek bakmayı seviyorum. Şeyden bağımsız, yaştan bağımsız L2 korpusunun alt sınırı genel olarak, yani bu ne diyeyim, radyoloji camiasında normal olarak kabul edilen bir sınır. Yani inferior end plate'i şeyin, L2'nin alt sınırı olarak kabul ediliyor. Yaştan bağımsız. Bu asistanların yani bana ısrarla yıllar içinde öğretmeye çalıştıkları şey şu. Efendim işte kemik nöral dokuya göre daha fazla büyüdüğü için zaman içinde conus medullaris daha yukarı çıkar falan diye bir şey söylüyor. O doğru, fakat şeyden sonra doğru değil. Yani doğumdan sonra doğru değil. Yani fetal hayatta doğru olan bir şey. Tabii kemikler daha fazla büyüyor da. En azından benim naçiz tecrübeme göre bu sınır her zaman çalışıyor. Yani L2'nin alt sınırının altını anormal demek mümkün. Yani benim tecrübeme göre de şeyden sonra da yükseldiğini de görmedim şeyin, conus medullaris'in. Yükseliyorsa 1-2 milimetre belki yükseliyordur. Klinik bir anlamı yok. Bir de seviyeler nasıl sayacağız seviyeleri? Bizim yaptığımız şey bu, eğer seviye şeyi problemliyse, yani seviyede sıkıntı olacaksa çok kısaca çok basit bir şey yapıyoruz. Sagittal T2 yapıyoruz bütün vertebral seviyeleri belirlemek için. Yukarıdan aşağı başlayıp sayıyoruz.
Eğer sayı tutmuyorsa da onu söylüyoruz yani işte yani 7 tane servikal vertebra var, işte şu kadar torasik vertebra var, işte şu kadar lumbar var diye. Yani sayının çok önemi yok aslında burada. Sadece sizin söylediğiniz sayının cerrahın ya da işte klinisyen anladığı sayı olması önemli. Yoksa şeyin çok önemi yok yani ona işte L5 demişsiniz, buna S1 demişsiniz çok önemli değil. Yeter ki ne söylediğiniz anlaşılsın. Bu da şöyle bir örneğe bakalım şimdi. Yani şu mu, bu radyoterapi almış bir hasta olduğu için kemik iliği çok şey, ne derler, çok yoğun şekilde hiperintens görünüyor T1'de. Bu mu L5, bu mu L5 diye şey yapmışız efendim, soruyoruz bu de, şey olsun diye. Tabii ki şey var, saymak mümkün bunu yukarıdan aşağıya doğru. Bazen, burada söylemeye çalıştığım şey, bazen S1, S2 intervertebral diski de çok normal şekilde oluşmuş olabilir. Onun için ya yukarıdan saymanız lazım ya da eğer yukarıdan sayma imkanı yoksa o zaman bu iliolumbar ligament dediğimiz çok küçücük bir ligament var ve görmesi çok kolay yani şeyde hiç zor olan bir şey değil. Bu tarif edilen şey şu, genellikle son lumbar vertebra ile sakrum arasında görülen bir şey, bir ligament. Dolayısıyla bunu gördüğümüz seviyeye sayılar tutuyorsa L5 S1 demek lazım, S1 demek lazım. Bu konuyla ilgili benim naçiz beğendiğim yazılardan bir tanesi, artık eski demişti yani 2010'dan bir yazı ama hala geçerli bence. Tavsiye ederim bu konuyla ilgili. Yani ben lumbarizasyon, sakralizasyon sevmeyi pek, demeyi pek sevmediğim için o kavramları çünkü sürekli düşünmek gerekiyor yani. O neydi, bu neydi? Ben de artık yaş itibariyle unutuyorum bazı şeyleri. O yüzden sayıp şey yapıyorum, yukarı aşağı sayıp. Bence şu şöyle buyur diyorum. Şimdi bu spinal distraktizmlerde çok kolay bir klasifikasyon var. Açık mı, değil mi? Ve bunun tanısını da çoğun radyolog koymuyor zaten. Yani hasta görüldüğü zaman, bu örnekte bebek doğduğu zaman eğer bir deri eksikliği varsa orta hattaki kitlenin üzerinde o zaman bir açık, yani açık demek deri yok demek. Açık bir spinal distrafizm olacak. Eğer kapalıysa da deri var demek. Yani bu kadar basit bunu şey yapmak, bunu ayırt etmek. Bu açıklarda yani bu tartışmanın kalanı için tamamen mielomeningosel diyebiliriz açıklara. Bir de mielosel diye bir şey var. Bu çok nadir olan bir şey. Yani %2'sinde görünüyor aynı konseptin. Ve klinik olarak da anlamı yok. Yani her ikisinin tedavisi ve şeyi tamamen aynı. Prognoz da tamamen aynı. O yüzden yani mielosel hiç kullandığım bir şey değil. Tamamına neredeyse meningomielosel ya da mielomeningosel diyoruz. İkisi arasındaki fark da şu. Bu demin sözünü ettiğim tüp oluşması ve bu nöral tüpün deri ektodermiden ayrılmasının başarısızlığı şuna neden oluyor. Tüp oluşamadığı için bir plak şeklinde kalıyor nöral doku bu bölgede. Ona da nöral plakod ismini veriyoruz. Eğer nöral plakod spinal kanalın, beklenen spinal kanalın sınırlarının dışında ise, yani sınırları şöyle aşağı yukarı şöyle çiziyoruz. Dışında ise ona o zaman mielomeningosel diyoruz. Eğer nöral plakod beklenen sınırların içindeyse ona da mielosel deniyor. Ama dediğim gibi hiç ayırt etmeye bence gerek yok. Yani, ayırt etmeye çalışmaya gerek yok yani ikisine. Devam edelim. Bu bir işte fetal MR 18. haftadan. Keseyi görüyoruz lumbar bölgede. Bir lumbar mielomeningosel. Ve aksiyellik görüntüsü de böyle. Bunda nöral plakodu görmek çok kolay değil ama keseyi görmek çok kolay. Ve bu hastada erken hidrosefali oluşmuş. Bu hastaların tamamında hidrosefali oluşmaz ama önemli bir bölümde oluşur. Nispeten erkence hidrosefali olur. Tabii ki bu bebeğin şeyi ne derler? Prognozu hidrosefalisi olmayanlara göre çok daha kötü olacak. Ve defektin yüksekliği de önemli. Daha aşağıdaki defektlerin prognozu daha iyiyken daha yukarıdakilerin beklendiği şekilde defekti daha kötü. Bir örneğe daha bakalım. Burada çok nadir olan bir şey. Bunların görüntülemesi yani başka bir nedenden yapılmış olmalı bu hastaların spinal görüntülemesi. Çünkü hemen hemen hiçbir zaman yapılmaz şeyin akut dönemde mielomeningosel görüntülemesi spinal bölge için. Nedeni çünkü şey yok, prognozu değiştiren bir şey yok. Bunlar neredeyse derhal kapatılması gereken defektler. Beyin cerrahisinden kapatır bunları. Enfeksiyondan korunmak için bakımı çok zor bu şeylerin, keselerin yoksa. Burada görüyoruz bu nöral plakot şeyin dışında, ne derler, spinal kanalın dışında. Dolayısıyla bir mielomeningosel ve sagittal ve aksiyel T2'lerde de aynı şeyi göstermişiz.
Burada aynı hastanın beyin görüntülemesi. Bu da hiç gerekli olan bir şey değil erken dönemde. Biraz sonra Kiara'dan bahsedeceğiz uzun uzun. İşte serebellar herniasyon var spinal kanala ve hidrosefali gelişmeye başlamış. Yine serebellar dokunun herniasyonu var aynı hastada. Aynı hastanın 4 yaşındaki görüntüleri. Bu tabii ki yukarı çıkmayacak yani şeyle ne derler şey kapatılsa bile, defek kapatılsa bile. Defek kapatılmasının tek amacı şey enfeksiyonu engellemek ve bakımı kolaylaştırmak bu şeylerde, bu çocuklarda. Şöyle bir bilgi daha var. Ben açıkçası hep şey sanırdım bunu. Girişimsel yaptığım yıllarda özellikle bu çocuklara çok girişmem gerekirdi. Çoğu da tekrar sanayideydi. Eğer defekt L4, L5'in altında ise bu çocukların çoğu yürüyebiliyor. O önemli bir bilgi. Yani bu çocuğun yürüme ihtimali çok az tabii yani defekt şeyin üzerinde, L4'ün üzerinde de. L4, L5'in altındaysa bütün Chiari 2 vakaları yürüyemiyor değil yani. Alttaki defekte olanlar yürüyebiliyorlar. Ve nöral plakodun yine aynı şeyi, aynı şekilde görüntüsü, zaman içindeki görüntüsü. Şimdi birazcık işte tarihten bahsedeceğiz. Chiari 2 malformasyonundan bahsedeceğiz. Bu işte tarihte Arnold Chiari denen şey bu. Arnold Chiari sadece Chiari 2 ile karşılığı olan bir şey. Bu adamlardan da biraz sonra bahsedeceğim. Kısaca bakalım şeye, bu lumbar meningosel olmazsa olmazı Chiari 2'nin. Yani Chiari 2 dediğimiz zaman lumbar meningosel olması lazım o hastanın. Posterior fossa küçüklüğü var tabii ki. Efendim bu işte şelale şeklinde aşağı doğru akan serebeller, hemisferler, vermesten çok hemisferler ve beyin sapının aşağı doğru herniye olması ve bu da işte sarkomeriler kink denen şey, ne derler, bükülme. Herkes de görmüyor ama işte bu sıklıkla görülüyormuş. Bu tektal gagalaşma denen şeyde bayağı karakteristik özelliklerinden bir tanesi ve işte serebellum kuleleşmesi aklıma gelmedi çevirirken, şimdi geldi aklıma, kuleleşmesi de bir şey, bir özellik. Bu tentoriyel yapraklar arasından serebellum yukarı doğru sanki böyle yükseliyormuş gibi görünür Chiari 2'de. Ve bir de dördüncü ventrikül hiçbir zaman normal olmaz Chiari 2'de. İşte uzamış ve küçük bir dördüncü ventrikül görmek beklenir. Eğer dördüncü ventrikül normal görüyorsanız onu şey düşünmek lazım. Dördüncü ventrikülün bu işte entrapment denen yani diğer ventriküler sistemin kalanından ayrıldığını düşünmek lazım Chiari 2'li bir hastada. Ve bu hidrosirüngomiyeli de seyrek olmayarak, yani çok dikkat ederseniz çok geniş bir range verilmiş ama bu muhtemelen tekniğe bağlı olarak verilen bir şey. Hatırlanacak şey şu, yani Chiari 2'de de sinüs görülür. Onu bilmek lazım. Bir başka örneğe bakalım. Bir de bu da şey, bu da Petrus apex remodeling ya da scalloping denen şey. Yani vücuttaki en sert kemiklerden biri olan petrus kemik bile zaman içinde şey olabilir. Posterior fossa küçüklüğünde bağlı olarak Chiari 2'de böyle bir şey olabilir. Yani konveksleşebilir. Pardon, yanlış söyledim. Konkallaşabilir medyale doğru. Aynı hastanın şeyi, ne derler, hidrosefaliyi gösteren görüntüleri ve küçük posterior fossa aşağı doğru serebeller dokunun herniye olduğunu görüyoruz. Yine şeye bakalım. Bu artık yani pek artık yapılmayan bir şey. Bu eski bir vaka. Tomografi yapılmış 4 haftalık çocuğa ve bu şey giral intercitasyon denen şey. Orta hattaki falx fenestrasyonuna bağlı olarak şeylerin, serebel hemisferlerin böyle birbirinin içine girmiş görüntüsü çok karakteristiktir Chiari 2'de. Ve bu da işte Lucan-Schaller denen laküner kalvaryum görüntüsü. Bu şey değil, hidrosefaliye bağlı olan bir şey değil. Bu tamamen kalvaryumun gelişimsel bozukluğuna bağlı olarak olan bir şey. Yani artmış intrakraniyal basınca bağlı olarak oluşan bir görüntü değil Lucan-Schaller görüntüsü. Ve bir de şurada okla göstermeye çalıştım, umarım görülüyordur. Bu bazioxybutin scalloping'i de Chiari 2'nin karakteristik özelliklerinden bir tanesi. Dikkat edilecek şeylerden biri. Ve şuna bakalım, bu da 8 yaşında bir hastada yine giral intercitasyona var. Dikkat ederseniz serebellumun önemli bölümü şeyde spinal kanala herniye olmuş. İşte, bazioxybutin scalloping'i var. Ve şantları var tabii ki şeyin çocuğun. Bir başka örnek, yani bir tane görünce hepsini görmüş gibi oluyoruz da kalozal diskenezis seyrek olmayarak yaklaşık yarısında görülür Chiari 2 vakalarının. Chiari 2'den bahsettiğim farkındayım ama miyelomeningoselden bahsedince Chiari 2'den bahsetmeden olmaz. O yüzden biraz beyinden bahsediyorum. Ve bu kortikal gelişimsel anomalikler de seyrek olmayarak görülür Chiari 2'de. Bunda
gri cevherli türotopisini görüyoruz. Her iki tarafta da ve yine iki taraflı şantları var hastanın. Yine korpus kalozum, bunda artık çok küçük, çok malforme bir korpus kalozum var ve şeyini görüyoruz. Syrinx, syringobulbi ve syringomielisini görüyoruz aynı hastanın. Bu da yani artık pek kullanılan bir şey ama bu sinir giri bu şeyin kalabalıklaşması demek, girosların kalabalıklaşması demek. Yani iki dışında kullanılan bir şey değil. Bunda şey aslında giros kalınlığı normal. Sadece yeterince boşluk olmadığı için tahmin ediliyor. Böyle bir kalabalık görüntüsü var. Yani çok da kullanılan bir şey değil ama yani bir yerde görürsünüz. Sadece KRA2 kontekstinde kullanılan bir tanımlama. Sonra gire. Şuna bakalım şimdi 26 haftalık bir gestasyonda işte bir KRA2'si olan fetüs. Girosefalisi var ve posteofosaya bakarsanız çok küçük bir posteofosası var hastanın. Ve yüksekçe bir şey var. Yüksekçe bir miyelomeningoseli var. Ve herniye olmuş şey, serebeller doku spinal kanalının içine doğru. Ve aynısının aksiyeldeki görüntüleri daha yukarıdaki normal spinal kord. Bunu herhalde gösterdik, bunu geçebiliriz. Bu da yine bir, yani çok fazla örnek koymuşum, hızlıca geçeyim. Bir tane daha kiyarek, bu tek dalga galaşmayı gösteren bir örnek. Ve nöral plakot kapatıldıktan sonraki görüntüsü. Bunu geçeyim, bunu çok uzun olacak bunun konuşması. Burada işte miyelosel ve miyelomeningoseli demin göstermeye çalıştım. Bu da işte görüntüsü, şematik görüntüsü. Miyelomeningoselde nöral plakot şeyin dışında, spinal kanalın beklenen sınırlarının dışında. Ama miyelomeselde işte geriyle aşağı yukarı aynı seviyede falan gibi şey, nöral plakot. Ama şey dediğim gibi tamamen aynı, tedavi tamamen aynı. Bu derinin birbirine yaklaştırılarak deri defektinin kapatılması üzerine bir şey. Bu da bir başka görüntüsü. Bu çok işte derisi olmayan, üzeri pembemsi, göze hitap etmeyen bir keseler oluyor bunların. Bu da yine KRA2'de olan bir syrinx görüntüsü. Bunda tedavi, biraz sonra bahsedeceğiz, KRA1'den farklı. Posterior fossa dekompresyonu bazen yapılır ama her zaman değil. Onun yerine bu şeyle, syrinx'le mücadele etmek daha makul bir şey gibi düşünüyor cerrahlar tarafından. Dikkat ederseniz burada bir syringoarachnoid şant yerleştirilmiş buna. Ve zaman içinde burada ekspansif olan syrinx artık şey değil, ekspansif değil ve şurada da şeyi görüyoruz. Şantı da görüyoruz. Syringoarachnoid şant. Burada daha yukarıda bir miyelomeningosel. Her zaman lumbar bölgede olacak değil. Bazen işte aşağıda torasik, hatta daha yukarıda olanlar oluyor bazen. Bu hala diğer bütün özellikleri çok benzer olduğu için posteofostaki yapılar, bunu da KRA2 olarak tanımlamak lazım. Bu çalışmadan da bahsetmek lazım. Bu bir kere yapılıp tarihte bir daha yapılamayacak olan çalışmalardan biri. Yaklaşık neredeyse 10 yıl olmuş, yani zamanla geçiyor. Bunda yapılan şey şuydu, işte randomize ettiler bir grup şeyi, ne derler, KRA2 FETR olarak KRA2 tanısı alınmış olan hastaları ve bir bölümüne perinatal cerrahi yapıldı. Cerrahi de şu, işte histerotomi yapılıyor. Çoğunlukla bu ikinci trimesterde yapıldı bu. Ve yani doğum sonrası yapılacak olan şey doğumdan önce yapıldı. Deri defekti kapatılmaya çalışıldı. Amaç da şey tabii ki bu kimyasal hasarın, yani serebrospinal sıvının bu nöral plakot üzerinde oluşacak kimyasal hasarın ve aynı zamanda bir de mekanik hasar var. Bu nöral plakot etraftaki dokulara sürtündükçe olan mekanik hasar. Onu engellemek için teori oydu. Şey yapmak, neonatal cerrahiyle, pardon, perinatal cerrahiyle bu defekti kapatmak işte. Ama yapılan şey de şu, defektin kapatılması. Yapılan bir bölüme işte bu yapıldı, bölüme yapılmadı. Bu hastalar takip edildi, hala ediliyorlar aslında. Perinatal cerrahi olanlarda şant gerekliliği %80'in üzerindeyken, perinatal cerrahi geçiren hastalarda şant gerekliliği yarı yarıya azaldı. Bu çok dramatik bir şey, çok dramatik bir sonuç. Yani bir KRA2 hastalığını şanttan kurtarmak. Bu da yani başka önceki konuşmalarımda çok kullandığım bir şey ama bu derste de kullanmasam olmazdı. Bu bizim hastanede takip edilen ve o çalışmaya dahil olan çocuklardan bir tanesiydi. İşte çok minör derecede KRA2 bulguları var. Tek dalga galaşması var efendim. Posterior fossa küçükçe ama o kadar da değil. Yani KRA2 olduğunu bilmesek çocuğun, yani cerrahi KRA2 olduğunu bilmesek buna KRA2 demek çok çok zor. Sadece beyine bakarak. Perinatal miyelomeningosel tahmin olmuş bir çocuk. Bu çocuk 3 ay sonra işte çok ağır bir menenjitle geldi ve bir türlü bulamadık biz menenjitin şeyini, kaynağını.
Hatta bir görüntüde şöyle bir defekt var kalvaryumda, parietal kemikte, vertekse yakın. Bir süpereastal apsisi de var. Şey diye düşündük, hatta burada osteomiyelit var, acaba onu bağlı olarak mı menenjit oluşuyor falan diye, ama bu sekonder olduğunu daha sonra anladık. Yani menenjite bağlı osteomiyelit gelişmiş bu çocukta. Hatta menenjit tanısını da şöyle koymuştuk ben o zamanlar, işte şey yaparken işte aspire etmişim oradaki apsiyi, süpereastal apsiyi. Her neyse. Daha sonra difilon ağırlıklı yönetimi yapınca şurada çok küçük de olsa parlak görülen şey bir dermoide temsil ediyor. Şurada yüksek rezolüsyon T2'de şöyle görünüyor. Yani bu cerrahi sırasındaki komplikasyonlardan bir tanesi deri elemanlarının spinal kanal içine yanlışlıkla girmesi. Ve bu elemanlar girince de arada bir traktüs oluşuyor, yani spinal kanalla deri arasında. Ve bu çocuğun şey nedeni oydu, ne derler, menenjit nedeni oydu. Şurada da cerrahi fotoğrafı var. Şurada dermoidi görüyorsunuz, parlak beyazımsı olan şey dermoid. Daha üzerindeki yapı, yassı yapı nöral plakot ve en üstteki tüp şeklindeki yapı da normal spinal kord. Miyeloselden bahsettik, bunu hemen geçebiliriz hızlıca. Nadir olan bir şey, hiç üzerinde durmaya gerek yok. Bunları da zaten şey yaptık, konuştuk. Şimdi burada azıcık Cenk Hoca'nın bu tarihten yaptığı güzel girişten de cesaret alarak birazcık bu işin tarihinden bahsedeyim. Bu şey, Hans Chiari, yani o zamanki patologların çoğu gibi Viyana Üniversitesi mezunlarından birisi. Avusturya'da aslında, ama kariyerini şeyden sonra, Viyana'dan sonra Prag ve Strasbourg'da geçiriyor. Bu da şey, bu da Arnold. Arnold'un Alman olduğunu nispeten yeni öğrendim ama sonuçta Alman. Ve onun da Viyana Üniversitesi'yle bir şey var, bir bağ var. Daha sonra da bu Virchow, ünlü Virchow'un yanında çalışıyor. Zamanın ünlü patologlarından bir tanesi. İkisi birbirlerinden ayrı olarak bu işte posterior fossa'daki küçüklüğü ve lumbar miyel meningesini tanımlıyorlar. Chiari, Chiari 2 olarak tanımlıyor. Şey, Arnold adını vermiyor. Daha sonra sanırım 1907'de Arnold'un iki tane asistanı şey yapıyor. Bu malformasyon adını Arnold Chiari olarak veriyorlar. Ama bizim asistanlara ısrarla söylediğim şey, yani Arnold Chiari sadece bir Chiari'ye uyan bir şey. O da Chiari 2. Kafa karışıklığına gerek de yok. Yani maalesef Arnold'u tarihten biraz siliyoruz. Yani hepsini birden Chiari'nin kullanarak sesleniyoruz. Chiari 1, 2 diye. Bu da, bunu Turgut Hoca çok iyi bilir aslında, bu Avrupa camiasındaki, ya da daha doğrusu dünya camiasındaki tanımının nedeniyle, bu Viyana'dan bir şey, Google Maps'ten bir şey, fotoğraf. Viyana'da bir şey var, bir Chiari Caddesi varmış, onu da dün öğrendim. Chiari Gasse diye, şurada bir yer, Chiari Gasse diye. Fakat bu caddenin adının verilmesi nedeni şey değil, bizim tanıdığımız Chiari değil, bu Chiari'nin abisi. Otokar Chiari diye bir adam. Bu da ünlü bir şeymiş, kulak burun boğazcı. Viyana'da çalışmış şeyin aksine, Chiari'nin aksine, kardeş Chiari'nin aksine. O yüzden ve bir şey de tanımlamış, ne derler, transsifonit cerrahi tanımlayanlardan bir tanesi, yapanlardan bir tanesi. O yüzden ona da bir şey verilmiş, bir cadde ismi verilmiş bir arada. Hala var, en azından dün gece itibariyle vardı. Bunu nasıl bağlayacağım bayağı düşündüm Cenk Hocam. Yani bu şeyi, bu filmden bahsetmeyi, filmlerden bahsetmeyi seviyorum ben, ama buldum, aklıma geldi dün. Bu şey, bu bir üçleme, işte Before Sunrise, Before Sunset ve Before Midnight diye bir üçleme. Bu Ethan Hawke'ın filmlerinde olan bir şey bu. Yani ne derler, dönem filmi diyeceğim de dönem filmden öte bir şey. Yani longitudinal filmler çekmeyi seven bir aktör. Bu ikilinin en azından üç tane film var şimdiye kadar. 95 galiba, 2004 yanlış olabilir, 95 yani early 90, şey, erken 90'lar. Bu 2004, bu da 2013. Bu filmin birinci serisi Viyana'da geçiyor. Şeyi öyle buldum yani, bağlantıyı öyle buldum. Hiç şiddetle tavsiye ederim ilgilenenlere, filme işte merak olanlar varsa grup içinde. Gayet eğlenceli bir seri. Son herhalde yaşlanıyor tabii aktörler de zaman içinde. Sanırım bir sonraki de yani gece yarısından sonra film olur. Bir sonraki filmi çekerler, sonra da giderek karamsarlaşıyor şey, içerik. Viyana'dan bahsetmişken de yine hocam, başka bir adamla konuşamam, hafızanı sınarak durdurdu hocam, Cenk hocam. Biraz da Freud'dan bahsedelim. Viyana'dan bahsedelim, Freud'dan bahsedelim olmaz. Bu Freud'un çocukluk fotoğrafı, ilk bilinen fotoğrafı bildiğim kadarıyla. Şimdi Freud'un kokainle bir ilgisi var.
Yani umarım burada dinleyiciler arasında işte hani söylediklerimden rahatsız olan ve Freud'a hayır bizim Freud'umuza laf edemezsin falan diyen olmaz. Varsa da bana ulaşıp sonradan konuşabilir. Seve seve konuşuruz. Freud'un kokainle bir şeyi var, bir bağ var yani. Yaklaşık 15 yıl kadar kokain kullanıyor, oral kullanıyor yalnız. Önemli olan şey o, şey değil, inhale etmiyor. O yıllarda 1800'lerin sonunda, 1900'lerin başında kokain çok kullanılan bir madde ve bu işte şeyden internetten buldum bunu. New York'ta böyle 50 sente satılıyor şey, ne derler? Kutusu. Kutuda ne kadar bilmiyorum. Kokain tabletleri satılıyor. Hani bu şeyde falan o zamanki işte bazı şaraplarda işte meşrubatlarda falan gerçekten var. Koka. Kokain değil mi? Koka var. Her neyse Freud'un bir şeyi var. İlgisi var kokaine. Kendisi de kullanıyor ve şey yapalım. Yani kaynağım da bu kitaptır. Yani şey yaparsanız ilgilenen varsa internette bedava olarak bulmakta mümkün kitabı. Oraya bakılabilir. Bu da Freud'un şeyi kokain üzerine yazdığı manuskripti. Uzunca bir şey. Yani o alanın uzman olmak istiyor. Yani gerçekten ona kafayı takıyor. Yanlış söyleyebilirim. Kokain konusunda dünyada uzman olmak istiyor. Çünkü başta bir fizyoloji falan ile uğraşıyor. Sonra nörolojiyle uğraşıyor. Ama bir türlü yani şöhrete çabuk ulaşmak isteyen birisi. Paraya da aynı şekilde. Kokainden bir şöhret elde edebileceğini düşünüyor bir süre. Ve bu Viyana Üniversitesi Fizyoloji kürsüsündeki çok yakın arkadaşı Flaschel diye bir şey var. Çok da parlak bir adam. Önemli buluşları da var yani. Bizim fizyolojide öğrendiğimiz buluşların bir kısmını bu adamcağız yapmış. Adamın sıkıntısı şu, fizyoloji laboratuvarında çalışırken parmağını kesiyor. Bir şey oluyor, parmağında nöronlar oluşuyor ve onun ağrısını tedavi etmek için morfin kullanmaya başlıyor. Ve bir morfinman oluyor maalesef genç yaşta. Freud'un da şöyle bir teorisi var. Kokain tedavisiyle morfin bağımlılığını kurtarabileceğini inanıyor. Tek o değil, başkaları da var yani bunu düşünen. Ve Flaschel üzerinde bu deneyi yapıyor. Tek denekli bir çalışma. Ve maalesef Flaschel bir süre sonra hem kokain hem morfin bağımlısı oluyor ve çok feci şekilde ölüyor yani adamcağız. Her neyse bu dönemde bir de şeyin para karşılığında yaptığı bir çalışma var. Merck firması için. Çok özür dilerim. Bu çalışmayı bir Amerikan firması için yapıyor. Kokain çalışmasını. O zaman bir Amerikan firması var Packer diye bir de Merck var kokain yapan. İkisinden hangisi daha iyi bir çalışma yapılması isteniyor? Bir önceki makalesinde Freud'a diyorlar bu işten yap diye. O da yapıyor çalışmayı. Yani şimdi çok zaman harcamayacağım da yani çok eğlenceli bir deney düzeni var. Tek deneyi kendisi yapıyor. Tek denek kendisi. Kendi üzerinde yapıyor. Ve sonuçları da kendisi yazıyor. Böyle mükemmel bir şey var. Projesi var. Ve bu şeyde şey hala var. Ne derler? Literatür hala var. Freud ve işte Contribution diye bakarsanız makale ulaşmak mümkün. Gayet sonradan pişman oldu. Yayınlamaktan pişman olduğu makalelerden bir tanesi. Freud demiş ya şundan da bahsedeyim. Freud şeyde 1880'lerin başında yaklaşık 6 ay, kendisi 9 ay falan diyor da aslında 5,5 ay şey gidiyor, Paris'e gidiyor. Meşhur Salpetriye Enstitüsü'ne. O zaman Avrupa'da ya da dünyada nörolojinin merkezi bu enstitü, Salpetriye Üniversitesi ve başında da bu tablodaki insan var, Charcot. Meşhur Charcot. Hani Charcot Maritus'un Charcot'su işte MS'i tanımlayamış o zaman çokmuş. Yani Napolyon falan gibi görüyor kendisini. Fakat kariyerinin son yıllarında şeye takıyor, histeriye takıyor. Yani histerinin çok organik bir hastalık olduğunu efendim işte ilişkili işte magnetizmle uğraşıyor falan. Biraz şeyi kaçırıyor yani yönünü şaşırıyor. Bu Salpetriye'de çok ünlü nörologlar var. Bu kadıncağızı, histeri krizi geçirdiği varsayılan kadıncağızı tutan bu sakallı insan da Babinski. Kitapta öğreniyorsunuz yani o zaman bizim sonradan nöroloji öğrendiğimiz insanların çoğu Charcot'un öğrencisi olmuş. Freud da çok gurur duyuyor Charcot'un yanında zaman geçirmekten. İşte o dönemde büyük çalışmalar yaptığını söylüyor ama mektuplaşmalarından biliyoruz ki nişanlısı olan yani fazla uğramıyor enstitüye. Bu tabloda çok tıp tarih derslerine falan kullanılır. Ama eğlenceli bir şey. Dikkat ederseniz sol tarafta duvarda histeri geçiren bir kadının alması gereken pozisyon resmedilmiş. Ve bu hastaların bir kısmı da ne kadar iyi histeri geçirirlerse, dikkat ederseniz seyirci çok ve Paris'in ve hatta Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden görmeye giriyorlar Charcot'un histeri konusunda çalışmalarını. Buradaki performansa göre hastaların kazanımları var. Maddi
çoğunlukla kazanımları var. Dolayısıyla yani ipucu da şeyde nasıl bir histeri krizi geçirmesi gerektiğini hasta görüyor bir yandan. Bu da Freud'un Martha'ya, nişanlısına yardım mektuplarından bir tanesi. Biraz parayı seven bir şey, karakter diyelim Freud için. Biraz uzattım ama artık şey yapalım. Şurada işte Merck'in Packer'la olan çalışması şey diyor. Bu çalışmayı yapmam için diyor, bana para verecekler diyor ama bu iş sayılmaz diyor. Yani bayağı zevkli bir iş diyor. Çünkü ikisinin de kokainin tadına bakarak sonucu yazdığı bir çalışma. Ya hocam çok uzattım da şunları da göstereyim. Sonra da tekrar döneceğim spinal distraksiyonlara. Bu Freud'e benim merakım şuradan başladı, bu kitaptan başladı. Bu Nietzsche ağladığında diye Türkiye'de sanıyorum meşhur oldu bundan 7-8 yıl önce bu kitap. Yani kitap benim çok sarmadı açıkçası ama Freud'e merakımı arttırdı. Bu da işte şeyi ne derler, filmi kitabın ilgilenen varsa. Ve bu da şey, yani çok ilginç karakterler bunlar. O zaman Viyana'sı bir yerse Freud, işte şeyle arkadaş, Zweig'le arkadaş, Zweig de biliyorsunuz son yıllarda çok meşhur oldu. Aynı dönemler, yaşları da hemen hemen aynı ve görüşüyorlar. Yani Zweig kitaplarına dikkat ederseniz zaten Freud'un teorilerinden birazcık şeyler de vardır, isimler de vardır. Bu bir önceki sözünü ettiğim kitapta bu ben işte Nietzsche aldığında kitaptaki meşhur bir Anno hikayesi vardır. Bu Anno hikayesini Freud, naçizane söylüyorum bunu, biraz yazıyor. Zweig da şeylerinden biri yani tanıklarından biri bu şeyi yazışıyla ilgili olarak, bu hikayeyi yazışıyla ilgili olarak. Bu konuyla ilgili olarak da bugünlerde yazan işte Yalın Alpay var. Tavsiye ederim onun web sitesini ya da YouTube'daki videolarında izlemenizi. Bu da yine ilginç şekilde son yıllarda gözüme çarpan, yine bu konuyla ilgilenen insanların dikkatini çekecek, benim hiçbirine katılmadığım bir podcast, işte Freud'un hayatını anlatıyor. Bu da podcast'in sunucularından bir tanesi Erol Teber'in yazdığı bir kitap. Şimdi diyeceksiniz ki hocam amma uzattın ama inanın şeyi falan eğer dinleyiciler arasında çocuğu üniversite sınavına hazırlanan varsa bu sorular çıkıyor. Bu kitabı okuduğumu işte bunları ne diyeyim bilen bir arkadaşım bana geçen gün bu şeyi gönderdi, bu soruyu gönderdi. ÖSYM'nin sanıyorum denilme sınavından bir soru. İşte efendim Freud'un sunumuna bir peri masalı diyen birisi var. Kitabın adı buradan geliyor bakarsanız, bilimsel bir peri masalı. Efendim her neyse yani bu bilgiler iyi kötü. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlarıma kendimi göstermeme fırsat sağlıyor. Birazcık Oğuz Atay reklamı da yapalım tabii. Çok uzattığım için bunları artık kendiniz okuyun diyorum. Ama bağlantıda şu Serol Teber'in bu tutunamayanlarla ilgili bir kitabı var. Okumadım yani okumam da herhalde ama yani derin derin konular. Dönelim şeye. Kiari 1'e. Şimdi Kiari 2'den konuştuk. Kiari 1'e dönelim şimdi. Kiari 1, Kiari 2 ile yani ilgisi olan bir şey herhalde sadece adı benziyor. Yine posterior fossa küçük. Ama bunda herniye olan şey ne derler? Serebeller, tonsiller. Serebeller vermiş değil. Bu sfingomiyeli şeyi sıklığı. Yine dikkat ederseniz çok geniş bir range var. Dördüncü ventrikül genişlemiş. Ve şu önemli bir şey. Yani aşağıdaki olan bölüm yani McRae hattı dediğimiz bu işte bazı oksibüttan opistiyona daha doğrusu bazyondan opistiyona çekilen hattın altındaki mesafe uzaklık 12'nin üzerindeyse semptomatik olma ihtimali hemen hemen kesin. Bu da işte bizim ne derler gençliğimizin asistanlığımızın kitabı. Sonra olan bir şey değil bu. Yani o zamanların işte bilgilerine göre Kiari 1'de %20-25 hidrosefali efendim tanımlanmış. Bu tabii doğru değil yani bu şey değil. Yani ne derler yani %1 bile değildir herhalde Kiari 1'deki hidrosefali sıklığı. Bu işte 10 yaşındaki bir kızın kiaresi. Çok yoğunca bir kiare var. Yani ilk tanesi bir kiaresi var. Odontoid retrofleksiyonu var ve sirenksi var. Ve şeyde ne derler 14 yaşındaki bir kiareye bakalım. Yine odontoid retrofleksiyon var. Bu önemli bir şey. Bu anatomiyi daha bozan bir şey. Yani düz bir odontoide göre retrofleks olmuş bir odontoide olması. Semptomatolojiyi daha şiddetlerle getiren bir şey. Ve ekspansif bir sirinksi ve skolioz olan bir hasta. 4 ay sonra şey yapılmış, suboksipital kronyektomi yapılmış. Ve bunda çoğunlukla C1'in posterior arkada vezike edilir. Ve 4 ay sonra şey ne derler sirinks şey olmuş o. Çok küçülmüş. Buna bakalım. Yine 3 ay 3 yaşında bir şey çocuğun hikayesi var. Bakalım. 6 yıl sonra şiddeti çok azalmış. Bu da nadir olan bir şey değil. Zamanla
Chiari şiddeti şey olabilir, azalabilir. Yani hemen bütün bu hastaları cerrahi olacak falan diye bir şey yok. Tamamen semptomatolojiye bağlı. Semptomatolojide oksipital ağrı baş ağrısı olacak çoğunlukla. Ya da uzun traktüs bulguları, işte bu spinal cord sphinx'ine bağlı olarak olan bulgular, onlar olacak. Bir örneğe daha bakalım. Bu da nadir hidrosefali bulgularından bir tanesi. Üçüncü bentrik yöne sesleri genişlemiş Chiari 1'de ve şey yani kronik hidrosefali olduğu için şey yok. Serebrospinal resorpsiyon da yok, sıvı resorpsiyon da yok. Bu nadir dediğim gibi yani %1 ile değildir benim tecrübeme göre Chiari 1'de sphinx olması. Bu kafa tabanı anormallikleri yani herhalde şeyde insidental bir şey ama bunda bir kronik farenjiyal kanal olan bir Chiari 1 vakası şey değil. Önemli bir şey değil. Şimdi Chiari 1 diyorum ısrarla dikkat ederseniz. Biraz sonra konuşacağız. Bu işte bir sine MR görüntülemesi. Bunda problemlerden bir tanesi bu nöral doku her zaman etraftaki kemiklere sürtünüyor şey sırasında kardiyak siklus boyunca. Yani dakikada 60 kere, 80 kere, 100 kere her neyse sürtünen bir şey. Yani şey de beklenir yani zaman içinde bu nöral dokunun da hasar görmesi beklenir bu kadar çarpmaya bağlı olarak. Benim bunu anlamam gerçekten zaman aldı yani bu nöral dokuların bu kadar hareket ettiğini anlamam zaman aldı. Onu da şeye borçluyum yani bu bizim çalıştığımız beyincilerden biri Dale Swift. Bir kere işte ameliyathaneye çağırdı beni. Niye istedi bilmiyorum ama çok iyi oldu çağırdı. Bu şeye ne derler, bu videoyu yapmamı sağladı. Kraniyektomi yapmıştı ama duru açık değildi. Duranın üzerine işte ultrason yaptık. Şu dördüncü ventrikül, burası vertex. Aşağısı daha işte kaudal bölgeler. Dikkat ederseniz burada ben probu oynatmıyorum yani. Bu her sistolde beyin sapının ve cerebellumun pulsasyonu. Yani çok ciddi bir nöral doku pulsasyonu var şeyde. Oradaki darlığa bağlı olarak etkileri çok olabilecek bir durum var Chiari 1'de. Yine bakalım bir örneğe. Bu ameliyattan hemen sonra, yani ameliyat iki türlü oluyor. Ya duru açılarak ya duru kapanmadan benim çalıştığım yerdeki bencerelerin tamamı durayı açarak yapıyorlar ameliyatı. Onun komplikasyonu biraz daha fazla ama cerrahi sonucu daha iyi. Komplikasyona tabii ki bu pseudomeningosel gelişmesi ya da enfeksiyon. Enfeksiyon çok nadir olan bir şey ama pseudomeningosel gelişmesi nadir olmayan bir şey. Özellikle erken dönemde hemen böyle çok heyecanlanmak lazım. Erken dönemde yöntemi varsa pseudomeningosel var bir şey yapın diye değil. Bunu çoğunlukla takip ederler zaten şey değil. Hemen bir şey yapılmıyor bunlara. Bu da yani yakınlarda Twitter'da gördüğüm bir şeydi. Dün gece biraz zaman harcadım bizim eski asistanlardan bir tanesiyle. Şimdi şöyle bir şey var. Son baskısında, Barkovic'in kitabının son baskısında Chiari bir malformasyon değil, Chiari bir deformitesi deniyor. Bu işte birisi şey hazırlıyormuş, ASNR'ın eğitim programını hazırlarken işte şöyle bir tweet göndermiş. İşte Dr. Barkovic gibi oğlum ve Chiari bir malformasyon demeyin, Chiari bir deformitesi deyin diye. Şimdi ben bunu duymuştum açıkçası, mantığını çok anlamamıştım ben niye böyle bir şey yapıyoruz diye. Ben de severim böyle cevaplar vermeyi. İşte bu da bizim eski hastalarımızdan bir tanesi. O da şey diyor yani niye Chiari 1 diyelim o zaman falan diyor. Benim cevabım da şey yani Dr. Chiari bozulur böyle bir şey. Yani niye adamcağızın koyduğu ismi değiştiriyorsunuz diye biraz şaka yapmıştım. Ama sonradan şaka biraz yani gerçek payı da var. Bu da yine bizim eski hastalarımızdan bir tanesi. O da şöyle bir şey yazmış. Yani malformasyon gayet iyiydi yani niye adını değiştiriyoruz diye 5. edisyondaki malformasyon 6. edisyonda niye deformite yapıyoruz diye. Bu işte Brent bizim eski hastanımız işte bir sene başarısızlanken bana bir ödül vermişlerdi işte iyi ders anlatma ödülü. Daha sonra Brent de şimdi MR'de hoca oldu kendisi, o da benzer bir ödülü MR'deki hastanlara almış yani. Biz de şey yapıyoruz yani gurur duyuyoruz bizim eski asistanlarımızın böyle ödül alınca. Dün Brent'le biraz yarıştık. Kitapta da dün inanın ders hazırlandım Cenk Hocam. Kitabın o bölümü tekrar okudum. İşte giriş şöyle. Chiari malformasyonları diyor. Chiari 1'e deformite diyor. 2 ve 3'e malformasyon diyor. Yani eyvallah. Ondan sonra teksti okuyunca bir açıklama yok yani. Niye deformite diyoruz malformasyon dan vazgeçtik diye hiçbir şey bulamadım orada. Kitapta şeylerin hepsi değişmiş. Malformasyonun yerine hepsini deformite yapmışlar tekste. Ama figürler unutmuşlar galiba. Figürlerde hala malformasyon demeye devam ediyor 6. edisyonda. Umarım 7. edisyonda onu düzeltirler. Ya da belki hani benim gibi artık yaşlanan ve huysuz nöroradyologları düşünerek tekrar malformasyon demeye dönerler. Dün işte biraz yazıştım eski hastalarımızla.
O da anlamış değil yani şeyi. Niye Mahmut'a vazgeçtik diye. Ama sormuş biraz başkalarına da. Şey diyor, bazıları diyor galiba diyor malformasyonunu koplucu buluyorlar diyor şeyi. Malformasyon denmesini. Yani ben de hani bu kadar politik olarak doğrucu olmaya gerek yok diye bir şey yazdım. O da şöyle bir şey yazdı. Ne derler? Böyle şeyleri arada bir değiştirerek işte kendi iş çıkarmak herhalde iyi oluyor gibi bir şey yazdı. Ondan da izin alarak bu tweetlerini kullanıyorum bu derste. Yani sonuçta ben herhalde emekli olana kadar malformasyon demeye devam ederim. Deformite denmesinin bu konudaki anlayışımızı, tedavi efendim işte hasta prognozunu geliştirici etkisini anlatan birisi çıkar umarım bana. Bir sonraki toplantıda sormayı düşünüyorum yani bu konuyu savunan insanlara deformiteyle ne kazanıyoruz hastaların ve asistanların kafasını karıştırmaktan başka diye. Kiari 3'ten bahsedelim kısaca. Kiari 3'te olan şey bir oksipital ensefalesel var ve ensefalesel aynı zamanda bir cervical spinal distrafizmle beraber çok nadir olan bir şey. Yani işte bilelim yani Kiari 3'te de bir şey var. Şimdi distrafizmlerin açıkları konuştuk çok çok uzun süre. Bunda deri yok. Bir de deri olanlardan bahsedeceğiz kalan zamanımızda. Kapalı olanlara deri var. Şimdi bunlar bir kısmı subkutan bir kitle ile beraber. Bunların bir örneği lipomyelomeningosel. Yani adı üzerinde myelomeningoseli var. Nöral plakot dışarıda. Ve bir de lipom var ona eşlik eden. Eğer nöral plakot içeride ise ona da lipomyelomenosel deniyor. Dediğim gibi bunu bilmeye gerekirken hepsine lipomyelomenosel desek olur. Demin konuştuğumuz kavramın aynısı. Bir tane lipom var. Ona yapışıyor şey nöral plakot. Ama önemli olan şey şu, deri intact. Nöral plakot. Evet bu da lipomyelomenosel. Şimdi örneklere bakalım. Nöral plakodumuz var. Burada bir tane derinin şeyini görüyoruz. Sağlam olduğunu görüyoruz. Nöral plakot dışarıda. Bir tane şeyi var. Ne derler? Sirinksi var. Ve şurada görüyoruz ki nöral plakodu burada işaret etmeye çalıştığım şey o. Şeyin dışında. Spinal kanalın dışında. Lipomyelomeningosel. Ve bunda önemli olan şey şu. Posterior fossa normal bunlarda. Kiari 2 değil bunlar yani. Yağlı olanlar kiari 2 değil. Buna bakalım şimdi. Bir başka örnek. Yine burada bir tane küçük kese var. İçinde biraz nöral doku var. Lipomyelomeningosel. Lipom içeri doğru uzanmış nöral plakotla tamamen yapışık durumda. Bir lipomyelomeningosel. T2'deki görüntüleri. Yani bunu bir kere görünce hepsini görmüş sayabilirsiniz kendinizi. Adında da bir şey yok yani. Myelomeningosel değil. Yağ olduğu zaman lipomyelomeningosel diyoruz. Ve efendim şöyle akserlik görüntülerine bakalım hızlıca. Kemikte distrafizm var. Lipom spinal kanalın içine kadar uzanıyor. Ve T2'deki görüntüleri. Kapalılara devam edelim. Subkutan kitlesi var yine. Bir de posterior meningosel diye bir şey var. Posterior meningosel yine deri şurada kapalı olduğu için intact. Bu literatürden bir şey vaka. Sağlam deri var. Ya da olduğu söyleniyor şeyin etrafında. Bu kesenin etrafında. Posterior'da olacak. Ve içinde işte efendim nöral doku olmayacak. Deminki tartışmanın devamı gibi. Bu benim vakalarımdan bir tanesi. Bu bayağı aşağıda. Şurada şey yapalım, takip etmeye çalışıyoruz. İşte şey var, kesesi var dışarıda. Kese. Üzerinde normal şeyi var, normal dokusu var. Derisi var. Şurada da duradaki açıklığı var. Ve spinal korda uzanan bir en azından fibroz şey görmek lazım. Yani yapı görmek lazım. Posterior meningosel. Dediğim gibi deriye bakacağız. Deri intact mi değil mi? O zaman kapalı. Daha sonrasında içinde gördüğümüz şeylere göre tarif ediyoruz. Yağ varsa lipo, yağ yoksa liposuz diye tarif ediyoruz. Bir de şuna bakalım şimdi. Bir de miyelocitesel diye bir şey var. Bu da yani ismi açıklayıcı bir şey. Miyelo, spinal cord demek. Değil mi? Sisto, işte içinde bir kist demek. Kist olan bir şey. Bakacağız şimdi bu şerit görüntüsü. Şöyle arkaya doğru uzanıyor. Deri normal. Bakalım yukarıdan aşağı doğru iniyoruz. Çok büyük bir kistik yapı var. Bu işte miyelositeseli görüyoruz. Ama şurada dikkat ederseniz burada spinal cord hem dışarı çıkmış hem ikiye ayrılmış. Şeyin duvarlarını oluşturacak bu kesenin duvarlarını oluşturacak. Yani spinal cordun bir aslında herniyasyonu içinde biz yani syrinx var diye düşünebiliriz aslında spinal cordun. Şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman tekrar kese spinal kanalın içine girecek. Pardon biraz hızlı gittim. Şurada spinal cord içeri girmiş. Daha aşağı indiğimiz zaman onları eklememişim. Kese de spinal corda birleşecek. Devam edelim şimdi. Bir de terminal
Minus TSL var. Terminalin adı da üzerinde. Bu da terminal yani sakrumla, limbosakral bölgede olacak. Onun da örneği de şurada. Bunu da nispeten yakında gördüm galiba. Terminal, minus TSL bir özelliği yok. İşte derisi intact olacak. Sadece aşağıda olan bir minus TSL, limbosakral bölgede olan bir minus TSL ikiye ayrılıyor. Dikkat edersin. Spinal cord ikiye ayrılmış. Bir spinal cord syrinx gibi düşünmek mümkün buna. Devam edelim. Şimdi interoral pom çok ne derler sık gördüğümüz bir şey aslında. Bu basit olanı bu şeyin malformasyonun işte yukarıyla yani ciltte falan bir defekt görmüyor. Sadece gerçekten şeyin içinde aynı kafadakilere benzer şekilde bir şekilde yağ dokusu yolunu bulmuş şeyin içine doğru ne derler duranın içine doğru yolunu bulmuş bir durumla karşı karşıyayız. Bu da yağ baskılı T1'deki görüntüsü. Şimdi burada sakrumda dikkat ederseniz segmentasyon anomalilikleri var. Şey de bozuk, yönelim de bozuk. Lipomu var yukarıda. Bakalım. Bir tane de şey var. Syrinx'i var. Syrinx de bunlar çok nadir olmayan bir şey. Ve dikkat edecek şeylerden bir tanesi de bunlarda böbrek anomalilikleri seyrek olmayarak görülür. Burada bir işte atmalı böbrek görmüşüz aynı hastada. Bu da işte standart bir lipom. Bunu da inanın anlama benim zaman almıştı. Çok zorlanıyordum bunları başlangıç tarif ederken. Sonra anladım ki yani bunların hepsi eğer görüntü böyleyse ekstra lipom, pardon ekstra dural, intradural lipomlar. Naçiz tavsiyem bu işe başlayan arkadaşlara da operatif not okuyun. Cerrahların notunu okumak ve cerrahlarla konuşmak bu işleri anlamakta çok yararlı. Ben hala okuyorum yani cerrahlar ne yaptılar, yani bunları nasıl tarif ediyorlar falan diye aynı dili konuşma açısından çok eğitici şeyler. Bir tane lipom var. Şurada işte spinal distrofizm var, kemikte defekt var ve içeriye doğru lipom uzanıyor. Yani ekstradural ve intradural bir lipom var T1'deki görüntüsü. Ve spinal cord da tamamen şeye yapışmış durumda. Bu lipoma yapışmış durumda. Aynısının aksiyallik görüntüleri kemikteki defekt. Bu şeyler lipomlar normal yağ dokusu gibi oldukları için yani bunlar neoplastik değil. Hasta kilo aldıkça bu lipomlar da büyür. Aynı şekilde dikkat ederseniz yani cilt altı yağ dokusuyla beraber intradural lipom da zaman içinde büyümüş aynı hastada. Şuna bakalım şimdi. Bu da bir filer lipom. Çok yani bu şey bile değil artık yani ne derler lipom dememek lazım buna. Buna çoğunlukla ben işte yağ infiltrasyonu diyorum konusu medularis'te. Yağ normalde görmek lazım. Hatırlarsanız sekonder nörülasyonun hatalarından kaynaklanan ya da doğasından kaynaklanan bir şey bu. Bu filmda yağ gördüğümüz zaman her zaman kanlılaşmış demek film için. Biraz sonra konuşacağız ondan. Şuradaki de ne derler kes ya da balans defibideki görüntüsü bir filar lipomun. Bunda çoğunlukla eğer semptomatik ise hastalar ki semptomatik olması zaten hani MR yapılmaz bunlara yapılan şey şurada göstereceğiz galiba yapılan şey bu hastada hani haydi haydi yaparlar çünkü syrinx'i de var. Hastanın hem filar lipomu var hem de syrinx'i var. Şöyle yapalım. Cerrahların ne diyeyim sevdiği kolay ameliyatlardan bir tanesi bu şeyi ne derler kesmek filmi film terminalisi kesince böyle işte aşağı yukarı doğru uzanmış şeyler yani bu yay gibi yukarıda çıkmıyor şey kesildikten sonra konus medularis yani çok az belki 1-2 milimetre çıkabilir ama yani çok nadir böyle anlamlı şekilde yukarı çıkması konus medularis ameliyat sonrasında ama semptomlarda ciddi azalma oluyor çünkü gerçekten bölgenin perfüzyonunda olumlu gelişmeler oluyor şeyden sonra, ameliyattan sonra. Yine şeyleri gösteriyoruz. Film terminalinin kesilmiş uçları. Şimdi bu da yani benim hiç sevmediğim tanılardan bir tanesi bu işte tight film terminali ya da gerilmiş film terminali. Bu klinik bir tanı şey değil, bu radyoloji tanısı değil. İstenen şey yani orada yağ infiltrasyonu var mı yok mu? Ve yani konus medularis normal seviyenin altında mı üstünde mi diye. Şimdi neye kalın diyoruz? Bu yine Barkovic'in önceki baskılarına bakarsanız, önceki baskılardan bir tanesinde sanırım 3. baskıda 2 milimetrenin üzerine kalın diyelim diye bir literatür vardı. Daha sonra o şey yapıldı, revize edildi. Şu anda en son şey şu, yani 1 milimetreden küçük olması gerekiyor film terminallerinin normal olması için. Ama ölçülecek seviye de burası. Yani tek makale var benim bildiğim. L5-S1'de ölçmek lazım. Yani 1 milimetre küçük bir mesafe değil şeyde ne derler kavru ekoina seviyesinde. Dikkat ederseniz şu film terminali, şurada okla göstermeye çalıştığım şey film terminali. O da yani 1 milimetreden bayağı küçük bir şey normalde.
O yüzden kalın olması için bayağı böyle gözü ikna edici şekilde kalın olması lazım. Şeyin film termalliğe kalın demek için. Bu da iri limbar ligamenti göstermişiz bir kere daha. Şöyle şey yapalım. 1 milimetre de işte PAX'da büyüttüğümüz zaman şöyle yani küçük olmayan bir şey yapıyor. İşaret ediyor. Şurada bir yerde de işte film termalliği var. Bir de bu bazen cerrahların istediği bir şey yani hem supin hem pron yaptırıyorlar görüntüle. Neyi ki acaba efendim konusu millaç doğru gidecek mi gitmeyecek mi diye. Ve gidiyor yani gerçekten hani şey değil ne derler bu şey değil bizim uydurduğumuz bir şey değil. Bazen beyin cerrahlarının ameliyat öncesinde son bir kez hani ikna olmak için yaptırdıkları bir şey. Hastayı prone pozisyona alıp konusu millaç öne doğru rahatça gidiyor mu gitmiyor mu bakmak. Benim bildiğim bir mesafe yok açıkçası ama ne kadardan az ne kadardan çoğu normal anormal diye. Bir de şeye bakalım bu nispeten yeni tanımlanan bir şey bu sınırlı dorsal meniskisiz diye bir şey. Bu önceden adı başkaydı. Eski adını bilmeye gerek yok. Kafa karışıklığından ne oluyor başka bir şey değil. Bu sınırlı dorsal meniskis denen şeyde deride şey yok. Bir defekt yok. Deride olan şey böyle bir şey diyorlar yani sigara yanığına benzetiyorlar şey derideki defekti. Bir şey yok, bir sinüs yok onu demeye çalışıyorum pardon bir açıklık yok deride yani demeye çalıştığım şey oydu. Şu ne diyeyim alev şeklindeki görüntü, posterior'daki ve konus medullarsı normal olmayan görüntüsü karakteristik diyorlar şey için. Limited, sınırlı dorsal meniskiz için. Yazıyı da koydum buraya, 2017'den bir yazı. Çok fazla şey yok, vakaları yok ama bence iyi tartışmışlar şeyi, prosesi. Bu şey, aksiyeldeki görüntüleri, şu da işte bu fibroz şey, fibroz doku, cilt altından şeye doğru uzanan, ne derler, tekel kesin içine doğru uzanan şey. Bu da bizim kendi vakalarımızdan bir tanesi. Sinüs yok, dorsal sinüs yok ama şey var, ne derler? Bir trakt var cilt altında şeye doğru uzanan. Şimdi bunun önemi ne? Eğer sinüs yoksa açıklık olmadığı için bu hastalarda şey olmuyor. Bu hastalar enfeksiyonla prezent etmiyorlar. Bunlar daha çok işte tether cord'la yani cord, gerilmiş cord sendromuyla ya da yapışık cord sendromuyla prezent ediyorlar. Şeyden farkı o, dorsal sinüsten farkı o. Bu da bizim hastamızın şeydeki görüntüsü. Bu literatürdeki de çok benzer. Bu arkadaki şey biraz karakteristik bu. İşte alevimsi gagalaşma. Bu sınırlı dorsal meniskiz için karakteristik bir görüntü. Tedavisi yine yani o taraftan rezeke edilmesi ama acil tedavi gerektiren bir şey değil. De aynı görüntünün aksiyeldeki bizim görüntümüz yani mütevazı olmayayım. Literatürdekinden daha bile iyi olabilir. Bu traktüs dikkat ederseniz ekstradüralken duraya geçiyor ve şeyin içine doğru ne derler kordon arkasına doğru şey yapıyor. Yapışıyor ve o tenteleşmeyi, bombeleşmeyi yaratan da o arkadaki. Aynı hastanın şeyi ultrason görüntüsü yine bu tenteleşme arkadaki ve MR'daki görüntüsü. Dorsal limited miroskizis. Bir de onun işte ayrıca tanısında olan kojenital dermalsiyonist var. Kojenital dermalsiyonist olan şey onda ne diyeyim burada o bölgede böyle küçük tüylenme, ondan sonra bir sinüs ve epitelize bir şey var, kanal var. Şeyden farklı olarak, bir öncekinden farklı olarak. Epitelize olduğu için buradan mikroplar şeyi takip edip, ne derler, bu hattı takip edip menenjite neden olabiliyor. Bu bizim örneğimiz işte sinüs işaretlemişiz ve burada işte aradaki şey... traktüs. Şeyden farklı ne derler? Limited dorsal meniskisinden farklı. Bu da aynı yazıdan bir örnek. Bizimkinden farklı olarak, bizim örneğimizden farklı olarak onlardaki enfekte olmuş. Dermoide bağlı. Miyeliti var. Bu da deminki dermoid cerrahi vakaya benzer şekilde dermoid böyle parlak, çok beyazımsı görünen şeyler ve korun arkasına yapışmış edersiniz. Çok az kaldı. Filar kistten bahsedelim. Filar kist developmental gelişimsel bir varyasyon. Eskiden böyle insanları heyecanlandıran bir şeydi. Ama artık değil. Çok sık görüyoruz. Yani çok sık derken herhalde yüzde birkaçtan daha fazla MR'da. Ultrasonda böyle bir oran verilmiş. %11 gibi bir şey verilmiş. Spinal ultrasonda. Spinal MR kalitesi arttıkça daha yüksek rezolüsyonla yaptıkça aynı şey görür. Bunlar yani ortadan kaybolan şeyler değil. Filar kistler. Yine o %10 civarında görülmesi beklenir. Yüksek kaliteli MR'larda filar kistler. Bir de şuna bakalım diastomatomiyeliye. Diastomatomiyeli en artık şiddetli olanlardan bir tanesi.
Bunda problem fibroz ya da kemik bir septum var. Vertebral kolondan arkaya doğru uzanıp vertebral kanalı, spinal kanalı ikiye bölen. Bunlar çoğunlukla segmentasyon anomalikleriyle beraber seyreden şeyler, dikkat ederseniz. Yani doğru dürüst bir tane düzgün vertebra yok torasik bölgede. Ve bu ortada şey görüyoruz, diastemi görüyoruz. Şeyi ikiye bölen, spinal kordu ikiye bölen diastemi görüyoruz. Kemik diastem, spinal kord ikiye ayrılmış. İçinden kemik diastem geçiyor. Ve aynı şeyi şimdi aksiyellerle görelim. Şeyi ikiye ayrılacak, spinal kord ikiye ayrılacak. Ve skolyoze bakarsanız aksiyel olup neredeyse, vertebral kolon aksiyel olup neredeyse şey yapalım. Şöyle devam edelim. Birazdan umarım göreceğiz şeyi kemik diastemi. İşte kordlar ikiye ayrıldı. Ve kemik diastem. Ve tekrar birleşiyor altta. Aynı hastanın tomografisinden bir görüntü. Yine kemik septumu görüyoruz. Arkaya doğru uzanan. Bazen de şey değil, kemik diastemi görmek mümkün olmaz. Fibroz olabilir diastem. Ya da sadece kord ikiye ayrılmış olabilir. Yani şeyi seçemeyebiliriz, ne derler, bölen yapıyı. O da ona bir örnek. İşte split cord, ikiye bölünmüş cord örneği. Bunlar da tabii ki çok yani patolojik durumlar. Bunda aynı anda sağ hemikordta bir tane de şey var, lipom var. Şey ek olarak. Ve de kaldar ve yarısından bahsedelim. Kaldar, normal kordun böyle görünmesi lazım. Demin konuştuk. Bu alev şeklinde görünmesi lazım. Ters dönmüş alev şeklinde görünmesi lazım. Şöyle. Eğer bu alevin ucu kesilmiş gibi ise o zaman kaldar regresyonundan şüphelenmek lazım. Bunlar diyabetik annelerin çocuklarında nispeten sık görülen anormallikler. Şey bozuk. Bu sekonder nörülasyonu da hatırlarsanız embriyoloji sekonder nörülasyon defektlerine bağlı olarak gelişen bir şey. T2'deki görüntüsü. Distal sakrum ve koksix de yok. Ve bu da daha ne diyeyim şiddetli bir örneği. Bunda aşağı lumbar vertebralar yok ve çok yukarıda kesilmiş spinal kord ampute olmuş neredeyse. Ve bu da en dramatik benim örneğim. Artık bu yüksek torasikli bir şey defekt. Ve şöylece bitireceğiz. Bir de segmental spinal diskinez diye bir şey var. Bunu embriyolojik olarak açıklanamıyor bu şey. Bu anormallik. Bunda gerçekten bir şey yok yani bir segment yok. Deminki embriyolojiyle primer nörolasyonla açıklanabilecek bir ne diyeyim anormallik değil bu. Şöyle bir örneğimiz var. Dikkat ederseniz vertebral korpus yok. Yani kostalar birbiriyle devamlılık gösteriyor ve daha üstünde bir segmentasyon anormalliği var bu hastadan. Yaklaşık 122 dinleyiciyle bitirdik. 130'la falan başlamıştık. Zayiat tahmin ettiğinden çok az oldu. Dikkatiniz için çok teşekkür ederim. Turgut Hocam, Cenk Hocam, fırsat için teşekkür ederim hepinize. Türk Nöroloji Derneği'ne de bu programı oluşturduğu için teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir konuşmaydı. Örnekler çok güzeldi. Sınıflama çok güzel ve çok ayrıntılıydı. Çok teşekkür ederiz. Ben çok faydalandım kendi adıma. Soru veya katkı varsa alabiliriz dinleyicilerden. Evet, teşekkürler geliyor. Bir soru var Levent Karakaş'tan. Dural kese çapı için baz aldığınız değerler nelerdir? Genişleme demek için sınır nedir? Diye bir soru sormuş Levent Bey. Maalesef ben bilmiyorum yani eğer literatürde bir şey varsa yok yani benim kullandığım bir şey yok. Eğer doğru anlıyorsam soruyu bazı hastalıklar mesela nörofermatozis tip 1'de bu dural kesik genişlemesi işte atıyorum Marfan'da olabilen şeyler. Onda da daha çok sekonder şeylere bakıyoruz yani sekonder özelliklere bakıyoruz bu vertebral korpusunun arkasındaki remodeling'e falan bakıyoruz karar verirken ya da lateral meningosel var mı yok onlara bakıyoruz. Çünkü benim bildiğim bir şey yok yani sadece yani dural kese genişse ona anormal demeyiz herhalde zaten öyle düşünüyorum yani. Hani ek şeyler yoksa ek özellikler yoksa.
Bir soru daha var hocam. İsim görememekle birlikte santral sinyal kanalı seçen olgularda belirtiyor musunuz? Önemi var mıdır diye sormuş bir dinleyicimiz. Santral sinyal güzel soru aslında. Ben çoğunlukla belirtmiyorum onu santral sinyal kanalı. Onda da bir şey var. Yani bir 2 milimetre diye bir şerindiğim bir şey bahsedildiğini duydum yani. Ama ben ve benim parçası olduğum grup, yani biz çoğunlukla söz etmiyoruz şeyden santral sinyal kanal. Eğer şey yoksa, atıyorum yani kiari biri yoksa hastanın, yani her şey normalse, her şey normal olan bir MR'a santral sinyal kanal belirliği var deyip yine aileyi işte efendim klinisine falan stres sokmuyoruz. Onun dışında hocam bolca teşekkür mesajı görüyorum. Ben teşekkür ederim dinleyicilere. Korguncum ağzına sağlık. Çok güzeldi. Böylece de kokain hakkında da bilgimiz oldu. Fakat tabii bu kadar zor bir konuyu hele de embriyoloji ve şey malformasyonlar konusunu çok güzel anlattın. Ağzına sağlık gerçekten. Evet, sağ bu arada tabii sen bu güzel pediatrik nöroradyoloji konuşmasını yaparken biz geçen hafta Türk Nöroradyoloji Derneği pediatrik nöroradyoloji diploma sınavını yaptı. Ve birçok arkadaşımız bu sınavda başarılı oldu. Ben hem kendi adıma hem de yönetim kurulu adına. Herhalde sen de bir pediatrik. Turgut Hocam sesinizi alamadık. Son söylediklerinizi duyamadık. Bir son hafta sonu. Şimdi geliyor mu sesim? Evet şimdi iyi geliyor hocam. Hafta sonu pediatrik nöroradyoloji diploma sınavları yapıldı. Ve birçok arkadaşımız diploma aldılar. Ben Türk Nöroradyoloji Derneği adına kendilerini kutluyorum. Bir pediatrik nöroradyolog olarak da herhalde Korgun da onları kutlamak ister. Bir hoca olarak ve şeyimizin, ekibimizin bir hocası olarak diye düşündüm. Bunu aynı zamanda söyleyeyim dedim. Teşekkür ederim hocam. Ben ekibin parçası olarak belirtmeniz de ayrıca beni duygulandırıyor. Teşekkür. Ben de öyle görüyorum kendimi hocam. Kesinlikle hiç kendimi uzakta falan görmüyorum. Ben de hem sizi tebrik ederim hocam, hem arkadaşları, hem de kursu organize eden Kadir Hoca'yı tebrik ederim. O da çok emek veriyor bu şeye, projeye. Umarım daha da güçlenerek devam edecek önümüzdeki yıllarda bu şeyler. İnşallah. Hep beraber artık sizler sen yaşlandın falan deyip duruyorsun. Ondan sonra ben strese giriyorum burada Korgun yani. Estağfurullah hocam. Siz maşallahınız var her zaman. Kader hocam söz istiyor. Merhaba herkese. Hocalarım çok teşekkür ederim. Ben de arkadaşlarımızın hepsini kutluyorum. Emek veren tüm hocalarımıza da çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Korkuncu marka bir dersti her zamanki gibi. Zevkle dinledik. Bu geceyi ben biliyorlar pek fazla ekstra bir şey koymak istemedim. Çünkü hakikaten öyle kolay kolay kapatıp bitiremiyoruz senin toplantını. çok çok güzeldi gerçekten. Bir şeyi belki açıkla kavuşturabiliriz seninle. Bu şey için ben aslında kiyer bir deformitesini sevdim. Tamam. Şu açıdan sevdim. Yani doğru veya yanlış olduğu için değil de ortalıkta çok fazla uçuşan kiyer bir sonuçlu rapor oluyor. Ben bunların bazılarını çok fazla önemsemediğim için aşağı yerleşimini veya işte tonsil veya serebeller hafif tonsiller ektopi falan diyorum mesela. Belki kiyari bir deformitesi hani bu bakımdan bizim şeylerimizi ihtiyaçlarımızı karşılayabilir. Çünkü milimetre üzerinden gidince gerçekten aşırı bir tanı oluyor. Senin de düşünceni merak ediyorum gerçekten. Yani bunu biraz vurgulamakta fayda olabilir belki genç arkadaşlar da var. Kadercim çok teşekkür ederim öncelikle bu güzel sözlerin için. Ya bu sanıyorum önümüzdeki yıllarda çok konuşulacak bir şey. Nedenini biraz anlıyorum ben de. Aynı dertten biz de muzdaribiz bu şeyin hani kiyari birinin çok fazla kullanılmasından. Benim naçiz şeyim şu, her radyoloğun çalıştığı bir şey var, bir çevre var, bir
Yani çalıştığınız insanlar var. Ben onu çok önemsiyorum yani. Çalıştığınız beyin cerrahlarıyla, çalıştığınız klinisyenlerle aynı dili konuşmayı çok önemsiyorum. Sanırım onlar da önemsiyorlar şeyi, bizimle aynı dili konuşmayı. Benim kişisel olarak yani hayata bakışım biraz öyle. Mümkün olduğunca klinisyene serbestlik vermeye çalışıyorum. Meslektaşlarım da aynı şekilde. Kafa karışıklığını mümkün olunca azaltmaya çalışıyoruz. Ben ona çalışıyorum. Ben yani dile de meraklıyım biraz. Deformite ve malformasyonun gramer olarak, linguistik olarak bir farkı var mı yok mu şey yapamadım. Ne derler? İkna olamadım bunun şeyine. Ne der? Bize ne kattığını. Ama sana %100 katılıyorum. Tamam yani bu iki ayrı birin zaten o konuya girmedim. Çok azı semptomatik. Yani çok büyük şeyi sadece bir normal gözlem. Dün dediğim gibi kitabı bir daha okudum yani şeyi. O konuda bir açıklama var mı? Yani niye deformiteye geçiyoruz diye. Hala bir şey yok. Tamam şeyden bahsediyor yani. Tamam hepsi semptomatik değil. İşte semptomatik olanlarda kullanmak lazım bu terminolojiyi falan vesaire diye. Bir de biraz hoşuma gidiyor kadar benim böyle şeyler uğraşmak. Yoksa hani belli olmaz, ben de kendimi şey yapmayayım ben. Çok bağlam. 10 yıl sonra belki ben de deformiteci olurum da. Böyle son kalanlardan biri olmak niyetindeyim yani malformasyon diyenlerin. En azından eski hastanın bir tane buldum yani benimle aynı şeyde olan, safta olan. Peki Korgün, yani demin sen de vurguladın, kader de vurguladı. Hakikaten biz buna bir isim takmak zorunda mıyız? Tabii değiliz hocam. Yani sadece işte tonsiller şu kadar pitotiktir ya da şu kadar milimetre geçmektedir desek de ondan sonra senin demin söylediğin çok güzel bir laf vardı. Klinisyene serbestlik tanımak. Aynen. Eğer semptom varsa klinisyen onu kiare olarak kabul etsin ya da cerrah. Ondan sonra eğer semptom yoksa kontrol olarak bunu ele alsa ya da bir iki kontroldan sonra belki hiç kontrol etmese daha mantıklı değil mi? Ne diyorsun bu konudaki düşüncen ne? %100 hocam, %100. Benim kiare bir denemizin nedeni bizim cerrahlarımız öyle tercih ediyorlar. Yani cerrahlarla bizim şeyimiz, konuştuğumuz dilde şu kadarın üzerine kiare bir diyoruz. Yani peki semptom olsa da olmasa da diyorsunuz. Tabii şeyciyiz biz, ne derler? Gelenekçiyiz hocam. Gelenekçisiniz. Ben hala yani gene de bir şeyden sadece şu kadar milimetre pitotiktir demenin taraftarıyım. Yani bizim cerrahlarımızı anlarlar yani. Ama dediğim gibi biz aynı dili 20 yıldır beraberiz. Anladım. Aynı dili konuşuyoruz. Bizim tarafımızda sıkıntı yok yani. Peki kader, sen ne diyorsun? İlla diyelim mi malformasyon ya da deformite? Uzun sürüyor her seferinde Cenk'in. Yine böyle boş boş konuşayım, atlamayayım diye Cenk kontrol ediyor. Estağfurullah. Çok, ben yaralanıyorum kadar yani. Yo estağfurullah. Ben zaten deformiteyi ben benimsediğim, kullanacağım anlamında da söylemedim. Acaba yani arkasındaki mantık benim sınırdaki olgular için hissettiğim sıkışıklığı mı yansıtıyor diye aklımda bir soru işareti oldu. Sınırdaki olgu işte yani 4,5-5,5 milimetre, bir gün ölçersin küçük olur, bir gün ölçersin yok olur. Tonsiller sivrileşmemiş, aşağıya geçmemiş, tam yani bazyon opsiyona dokunuyor. Yani bunu deyip de aileyi ve şeyi, üstelik de bununla ilgili bir şikayet nedeniden dolayı çekilmemiş bu tetkik, yani yapılmamış bu tetkik. Bunu deyip de yani bunu kontrole koymaya, işte ailenin elinde şeylerle dolaşıyor olmasına, çocuğun etiketlenmesine. %100. Yani hani o olgular için mi acaba diye. Yoksa deformite de korkutucu bir şey yani. O da korkutucu bence. Aynen, bravo. Ya illa yani evet. Sadece ağzına sağlık. Yeni sözcük yani yeni sözcük bulma şeyi arayışı oradan mı gelmiş? Yani hani sadece onu düşündüm ben. Yoksa onu kullanacağım falan. Ben diyorum ya, ben kiyari biri bile yani bu sınırda tam hatta dokunduğu zaman, ama tonsiller yuvarlak olduğu zaman falan kullanmıyorum yani. Evet. Hani kesinlikle ödemek istemem ama ihtiyaç, belki bu ihtiyaç olabilir. Yoksa bu nomenklatür derdi herhalde radyologların en büyük derdi benim anladığım yani. Tanımlayıcı olacaksak hiç sorun yok hiçbir şeyde ama isimlendirme olayı başımızın belası. Kader, çok katılıyorum sana. Turgut Hocam, size de çok katılıyorum. Aynen yani. Nedeni sanıyorum bu ailelerdeki ve klinisyenlerdeki endişeyi azaltmak diye yola çıkıldı galiba. Ama yani deformite de beni korkutuyor yani. Malformasyon kadar korkutuyor yani. Hayır, şimdi Osman çok güzel bir soru sormuş. Yarın 1,5 nedir diye sormuş.
Şimdi bir de o var. Geçenlerde bir de onu tartıştık. Kiyarı 1,5 bizde bir vaka nedeniyle. Şimdi bunlara ne kadar gerek var? Cem kusura bakma. Sen girdin ama. Cem bir şey diyecek hocam. Cem sanırım. Tamam. Yok önce 1,5 bir tartışalım sonra ben konuşurum. Evet geçenlerde bizde bir vaka vardı. Bayağı literatür var 1,5'la alakalı. Ben en son konuşayım hocam. Kader ne diyecek merak ediyorum. Yarım için mi? Yarım için. Bir buçuk için. Yani ben 0, 1,5, 1,5 ben bunları aklımda da tutamıyorum zaten. Böyle dersem de karşıdakiler de çok anlayamıyor. Ben tanımlıyorum ki yani ben hala eski tipteyim. Yani 1 ise 1, 2 ise 2 neyse yani. Hakikaten. Evet. Yani pressing ise tamam hani ama tanımlayıcılıktan çok çok fazla çekmeyi istemiyorum. Beyinci cerrahları da bunu çözemiyor. Başka okuyan kimse de çözemiyor. Komik bir hale de çok düşmek istemiyorum açıkçası. Çok fazla ölçümlü, sınıflamalı. Ha bir de Kiyari 0 var biliyorsunuz. Evet. Cenk, iyi biliyordu. Cenk çok iyi biliyordu. Kiyari 0'ı. Çünkü çok soran oluyor bizde. Çocukçulardan, beyin cerrahlarından. Ama şöyle bir şey var. Ya bir çok ilginç bir tecrübem var. Kiyari 1 hastaları genellikle böyle MS yakınmalarına benzer yakınmalarla 30-40-50 yaşlarda geliyorlar. Yani baş dönmesi olabilir bu. İşte ne bileyim bir baş şeyi olabilir. Hem hipoestezi vesaire gibi. Yani şu ana kadarki tecrübem öyle. Yani ilginç. Çekiyorsunuz hastayı. Sanki hani MS kuşkusu var gibi. Hatta MS protokolüyle çekiyoruz. Öyle çok hasta gördüm ben. Yani niye 25-30'lu yaşlarda çıkmıyor da o yaşta ortaya çıkıyor onu bilmiyorum. Belki de beynin compliance'ı işte ancak ona mı yetiyor? Yani o yaşta mı çıkıyor bilmiyorum. Ama öyle çok tanık koyduğumuz hasta oldu. Peki Cem bir şey sorabilir miyim? Tabii, o klinik Kiyari'ye bağlı mı hakikaten? Hocam o da çok güzel bir soru sordunuz. Onu da bilmiyorum hocam. Ya. Ama yani niye o yaşta hasta bir MR çektirme ya da klinisyen bir MR çektirme isteği duyuyor da yani biz onu çekince onu görüyoruz. Yani bilmiyorum. Ama Kiyari 0 bence en önemlisi hocam. Yani. Hiç tonsiller herniyasyon olmadan. Evet, yani bundan sonra efendim, Korgun ne diyorsun? Bundan sonra ben, herkes çalıştığı kliniğe göre konuşacak. Estağfurullah, ben ama şeyciyim, mümkün olunca aynen Kader ve Cem gibi kafa karışıklığını azaltma taraftarıyım her zaman. Tabii ki. Her zaman basitleştirme taraftarıyım. O yüzden böyle buçuk çeyrek falan yok bizde hocam. Biz. Valla Korgun 10 numara bir konuşmaydı. Ben çok şey öğrendim kendi adıma söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani vaktini ayırdın, bizle birlikte oldun. Estağfurullah ben çok memnun oldum. Çok çok teşekkür ederiz valla sana. Özellikle hocam, Turgut hocam, Cem çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Turgut hocam formatı çok beğendim ben. Özellikle Cenk hocanın girişi harikaydı. Biraz da oradan alıp cesaretle bu kadar uzattım ben de. Çok güzel oldu. Ağzına sağlık. Bizim işte formatımız Türkiye'nin her tarafını hem tanımak hem oradaki arkadaşlarımızı dahil etmek. Hem derslerimize hem akademimize hem de Türkiye'de bu herkese açık. Genel yani kim istiyorsa sadece radyologlara değil. Tüm hocam, doktor arkadaşlara açık. Turgut hocam izin verirseniz. Estağfurullah. Herkese söz hakkı verebilir miyiz? Yani kendini unmute edip hani direkt soru sormak. Mesela Murat Doğan kardeşimi görüyorum orada. Işıl Yurda görüyorum. Hani belki bir şeyler sormak isterler. Direkt sorsunlar. Osman hani sorup duruyor zaten. Hocam yazılı değil sözlü mesela. Tamam konuşsak. Tabii ki. Murat burada mesela. Hocam her zamanki gibi müthiş bir konuşmaydı. Korgün'e çok teşekkür ediyorum. Murat benim 10 yaşından beri arkadaşım hocam. O yüzden şey yapabilirsiniz yani. Söylediklerimi iskont edebiliriz yani. Yok sayın diyorsun. Belki Işıl Hanım bir şey soracaktır.
Sayın hocalarım merhabalar. Bir sorum yok, çok faydalandım gerçekten. Benim en büyük sıkıntım sakral limfoma gelen hastalara ne yapacağımı bilemiyordum. Yani orada niye bu hastalara bakıyoruz, niye bu kadar tarıyoruz? Acaba hani nerede nasıl bir yaklaşım kurmak lazım gibi. Çünkü sonografi son 5-6 yılda sakral limfoma çok artış gösterdi. Kalça ultrasonu ile beraber bir tarama şekline dönüştü şu anda. Acaba nasıl bir şey bizi bekliyor kısmındaydım ve hatta bazılarını MR'a yönlendirmek zorunda kalıyorduk çok nadir de olsa. Ama sizin sunumunuzdan sonra çok şey öğrendim. Daha yönümü daha net görebilir durumdayım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim güzel sözleriniz için. O makalelere de bakarsanız Aşır Hocam, makaleler benden çok daha iyi anlatıyor o şeyleri. Vermeye çalıştım makale, önemli makalelere. Mutlaka bakacağım teşekkür hocam. Ederim. Sağ olun. Mutlaka teşekkür ederim. O zaman ben bir soru sorabilir miyim? Yani Işıl Hanım'ın söylediklerinden hareketle. Yani ultrason mu MR mı burada? Yani yeni doğan bebek için konuşuyorum. Cem, o da güzel soru. Ben de korkuyordum Işıl Hoca o soruyu bana sorar diye. Sen sordun. Hayır, Işıl Hoca'nın hani söylediğinden sonra aklıma geldiği için. Ya şimdi o şöyle oluyor. Benim tecrübem şöyle. Ben yani hastanede spinal ultrason okumuyorum. Onu okuyanlar pediatrik radyolog arkadaşlar. Aynı grup içindeyiz de yani farklı işler yapıyoruz. İşte haftada falan sorarlar bize. Bir ultrason gösterirler ve işte ne yapalım diye. Ben neredeyse bakmadan MR yapalım diyorum o şeyde. eğer bana soracak kadar ortada bir durum varsa zaten hani o aslında ya MR lazım yani şeysiz, şüphesiz yani. Turgut Hocam, belki başka söz almak isteyen varsa hani özgürce söz alıp özgürce. Evet, tabii rahat yani. Hiç yani hazır bir şey böyle yok. Bir şey yakalamış. Bir dakika şeylere bakalım, chatlere bakalım, var mı herhangi? Chatte yeni bir şey yok hocam, yeni bir soru yok. Tamam ama Osman gene bir bıçağı taktı. Osman diyor ki sık görüyor muyuz diyor. Osman acıkmış bence hocam. Bir buçuk başka bir şey ifade ediyor bu aşamada. Evet, sanıyorum herhalde herkes kendine düşeni aldı. Korgün de bize çok aydınlattı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Bundan sonra da inşallah hep birlikte olacağız. Cenk, ne dersin? Var mı soru? Kapatabilir miyiz? Soru yok hocam. Hocaya tekrar çok teşekkür ediyorum ben de kendi adıma. Tüm dinleyicilere teşekkür ediyorum. Radyoloji Derneği'ne teşekkür ediyorum. Herkes çok faydalandı diye düşünüyorum. Ben de görev için teşekkür ediyorum. Rica ederim canım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hocam, İyi akşamlar. Bir dakika. Hocam Ceylan Altıntaş burada. Ceylan mutlaka bir soru soracaktır, utanıyorum hocam. Yani Ceylan'ı gördüm şimdi. Tamam peki. Çok sorar. Ceylan orada duyuyor musun bizi, yoksa açıp gittin mi ekranı katılıp? Hah, orada hocam işte gördüm. Dur bakayım ben de bir yakalayayım. Sesini aç bakayım Ceylan. Hocam merhabalar. Merhaba. Çünkü normalde soru sormadan bırakmazsın da. Hazır hocam. Bak Korgül Hoca'nı bulmuşken burada. Ceylan bana hemen ulaşıyor zaten. Ceylan evet. Sıkıntı yok yani. Artık aynen. Hocam Amerika'ya geldim ben artık. USM'in sınavlarına çalışıyorum. Arada bu derslere girmeye çalışıyorum. Çok güzel. Süper. Evet. Süper. Var mı hocam soru? Korgül Şu hocam. An için yok hocam. Olunca zaten ulaşıyorum sağ olsun kendime. Şimdi biyokimyasına bakıyor herhalde. Aynen. Aferin Ceylan, valla bravo, tebrik ederiz. Teşekkürler hocam, sağ olun. Ne güzel. Evet, herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Korgun çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ ol. Sağ olun. Süper. Cenk, harikasın. Korgun ikinize de teşekkürler. Cenk sağ ol. Teşekkür ederiz hocam. Görüşürüz.